var ya bu Almanya. Bunlar nazizm. Bunlar marksizm. Bunlar budizm. Bunlar deizm. Bunlar faşizm. Bunlar karnizm. Bunlar seksizm. Bunlar ateizm. Bunlar Taoizm, bunlar fetişizm, bunlar komünizm, bunlar leninizm, bunlar fideizm, bunlar cecilizm, bunlar kaderizm, bunlar nihilizm, bunlar şintoizm, bunlar pasifizm, bunlar feminizm, bunlar semitizm, bunlar siyonizm, bunlar elitizm, bunlar darwinizm, bunlar aktivizm, bunlar raşitizm. Bunlar veganizm, bunlar politizm, bunlar hedonizm, bunlar hinduizm, bunlar cainizm, bunlar panteizm, bunlar bolşevizm, bunlar şovenizm, bunlar optimizm, bunlar pezimizm, bunlar despotizm, bunlar romantizm, bunlar hümanizm, bunlar popülizm, bunlar kapitalizm, bunlar globalizm. Bunlar, bunlar feodalizm. Bunlar militarizm. Bunlar politeizm. Bunlar pragmatizm. Bunlar liberalizm. Eee... Almanya, sen kimsin ya? İspanya, sen kimsin ya? Amerika, sen kimsin ya? Kanada, sen kim Japonya Sen kimsin ya? Brezilya Sen kimsin ya? Polonya Sen kimsin ya? Fransa Sen kimsin ya? Belçika Sen kimsin ya? Hollanda Sen kimsin ya? İtalya Sen kimsin ya? Namibya Sen kimsin ya? Andorra Sen kimsin ya? Danimarka Sen kimsin ya?

Ütopya, Çiçek ya, Botswana. Sen ya. Kim bu ya? Sen ya. Ya, ya, ya. Bunlar taoizm. Bunlar fetişizm. Bunlar komünizm. Sergey, saatIA, saat bunlar leninizm. Bunlar fideizm. Mira, ha, saatizm, bunlar cecilizm. Ya, bunlar kaderizm. <tuk> bunlar nihilizm. Bunlar şintoizm. Yapınca, bunlar pasifizm. Bunlar feminizm. Bunlar semitizm, bunlar siyonizm, bunlar elitizm, bunlar darwinizm, bunlar aktivizm, bunlar raşitizm, bunlar veganizm, bunlar politizm, bunlar hedonizm, bunlar hinduizm, bunlar cainizm, bunlar panteizm, bunlar bolşevizm, bunlar şovenizm, bunlar optimizm. Bunlar feizimizim. Bunlar despotizm. Bunlar romantizm. Bunlar hümanizm. Bunlar popülizm. Bunlar liberalizm. Sen ya. Olmuyor ya nasıl yapacağız? Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Keyifler nasıl? Şöyle şeyin sesini açalım. Yeni formatımıza hoş geldiniz. Bundan sonra böyle yapmaya çalışacağız. Bir oyun oynarken, daha böyle chill oynayan, çok fazla dikkat vermeye gerek olmayan bir oyun oynarken. Aslında var ya Euro Truck Simulator falan filan. Yani böyle bir yerden bir yere gidiyorsun yolda falan. Öyle bir şey bile oynayabiliriz suyumu içeyim. Sizin için mikrofonu klavyeden uzaklaştırdım ve kendime yaklaştırdım. Bir taraftan oyuna, bir yandan oyuna başlayayım isterseniz. Bir yandan da anlatayım neler yapacağımızı. Şimdi her şey tamam gözüküyor. Seste sıkıntı olursa söylersiniz arkadaşlar. Ses az geliyor vesaire. Geçen Dün bir deneme yapmıştık. ile aynı yapayım. Kolej günleri nasıldı? Normal. Savaş Salioğlu Super Sticker için teşekkürler. Dün deneme yayınımızda köpeğimin olmadığını fark etmiştim. Sonra köpeği getirdim yanıma da. Ulan nereye gitti köpek? <laughs> <laughs> ha burada. Dilo 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 dilo. Köpek reisimiz geldi. Rest yapalım mı? Reste gidelim. Rest çekelim. Evimiz nerede bizim? Resti falan her şeyi unuttum ha. Euro Truck Simulator Avrupa'ya mülteci taşı. Valla 11 bence çok geç değil ya. Biz sabahlayan tayfa olduğumuz için bizim için çok fazla fark etmiyor. Fallout'un konusu post apokaliptik. Nasıl oluyordu ya bu kaç? Bir saat bile oyunca düzeliyor muyduk? Aynen. Well rested. Post apokaliptik şey oluyor nükleer savaş oluyor genel olarak birkaç oyun vardı genel konusu bu nükleer savaş oluyor ve nükleer savaştan sonra işte hayatta kalmaya çalışıyorsun görevlerin falan oluyor Westland'e gidiyorsun böyle open world açık dünya sana quest veriyorlar Emir Bey hoş geldin bu arada Ya şu chat'in önünü kapatan tipler Allah'ın belası tipler. Dur. Ya tamam yeter. Now would be a good time to insert ads. Lan benim edim yok ki. Bana kim ad verecek? Salak salak şeyler söylüyorlar ya. Şu change şey, the race nerede ya? Another settlement needs our help. Race. Neyse arkadaşlar. Ha aynen onu konuşacaktım. Bir arkadaş soru alıyor musun demiş. Aa bayan. Ön taraftan da bayan çıktı. Genelde şey olur ya arka taraftan bayandır ön taraftan kadın çıkar. Şey. Erkek çıkar. Ha bu satıcıydı. Tıraşken karla. Olay şu arkadaşlar. Bir taraftan oyun olacak. Bir taraftan yani hep oyunda olmayacak. Normal webcam'da konuşma şeyimiz de olacak. Bartır diyelim. Bir şey olmuyor bunda geldi de. Neyse bu. Sıkıcı işleri yapmayalım. Barbekü festivaliniz kutlu olsun sizin de. Bir taraftan gameplay biraz mesela 1 saat 2 saat falan gameplay videosu da yapacağız. O esnada e, gündemle ilgili de konuşabiliriz ya da oyunla ilgili de konuşabiliriz. Ondan sonra sadece webcam olacak bir süre. E, çünkü ne her ne kadar chill oyunlar yani çok kafa patlatacak oyunlar olmasa da gene de kafa istiyor. O yüzden %100 konsantre olamıyorsun. Bazı garip yine konular olacak. Sizinle paylaşmak istediğim. Ondan sonra Yine işte mesela sizin sormak istediğiniz podcast konuları olabilir. O podcast konuları ile ilgili konuşacağız. Biliyorsunuz artık podcast yok çünkü aşırı bir vakit harcıyorum ona. O yüzden podcast konuları podcast yok yani artık. Onun yerine bu şekilde haftada bir canlı yayın olacak. Ve canlı yayında konuşabildiğimiz kadar konuşacağız. Ve bunu da şöyle bir şey olacak. Editör arkadaşımız Mesela siz yanda benim webcam görüntümü görüyorsunuz. Oyunun içinde değil. O kısmı kesecek. Ve ben şu anda sesimi de ayrı bir yere voice recorder'dan kaydediyorum. Böylece oyun sesi hiç olmadan sadece benim sesim olacak. Ve konuştuğumuz konuları sadece kendi sesimle oraya kaydedecek, şey yapacak, editleyecek. Ve gameplay videosunun üstüne yapıştıracak. Böylece şey gibi olacak teknik olarak. Ee, yani mini podcast yerine gene benim konuşmam podcast gibi. Ama ön tarafta gameplay videosu olacak. Bundan önceki mini podcastler kadar kaliteli olmayacak. Çünkü onlara ben çok çok vakit harcıyordum. Editini falan ben yapıyordum. Ve konuşmadan önce baya baya düşünüyordum. Ama bunun da artısı canlı yayın olması. Direkt Yorakok gibi demiş arkadaşlar. Yorakok öyle mi yapıyordu? Benim gördüğüm birçok podcast öyle yapıyor zaten. Ben ilk başta zaten podcast'i öyle düşünmüştüm. Sonra şey dedim ya benim gameplay videom yok ama. <laughs> gameplay videom olmadığı için öyle yapamam demiştim. Ve o yüzden After Effects'te o ses dalgası olayına geçtik. Ee, eski podcast'in yani podcastçi arkadaşlar tabii ki de eskisi gibi e, sadece ses olarak da dinleyebilecekler yani. Bu görüntüden şey olmayacak. Ve e, yani oyun sesleri de gelmeyecek. Şu an size geliyor ama bu podcast haline geldiyse yani mini canlı olacak artık onların ismi mini canlı haline geldiği zaman artık e, oyun sesleri duyulmayacak. E, neredeyse podcast'in yerini dolduracak ama tam olarak değil. Birincisi büyük ihtimalle 7 konu çıkmayacak. İkincisi de dediğim gibi onda ne oldu lan? Orada daha fazla şey harcıyordum. Vakit harcıyordum. Ve daha kaliteli oluyordu. Bu o kalitede olmayacak. Biraz daha böyle muhabbet gibi olacak. Ama işte ikisinin artık arasını yakalayacağız. Yakalayacak bir şey ayarlamaya çalıştım yani. Geldik mi Raider'lara ne oldu? Davut Yeni Pınar deneme demiş. Bir kişi yeni geldi galiba. Göremedim maalesef. Yeni üye olan arkadaş. Size de hoş geldiniz. Böyle daha iyi demiş. Yani dediğim gibi zorunluluktan artık bu podcast olayı biraz şeyin üstüne yüklenecek. Editör arkadaşımız başkası olacak. Editörlük başkasının üstüne yüklenecek ve çok çok fazla yarı kalan videom vardı. Onları halletme şansım oldu. Şeye başladım. Bu canlı performans video videosu vardı ya. Ona başladım. Ona başlama şansım oldu. Birçok şey icat yaptım. O icatlarımı da gösteririm size. Yapmak istediğim yarım kalan Vakit olursa yaparım dediğim bir sürü şey vardı. Onları yapma şansım oldu. Denemek istediğim bir sürü yani çekimle ilgili de evle ilgili de bir sürü şey vardı. Onları da yapma şansım oldu. Filmin post production ne zaman biter? Ben kışı hedefliyorum. Yani yeni yıl gelmeden olarak hedefliyorum. Bakalım ne olacak göreceğiz. Bence olabilir. Çünkü şöyle de bir şey var. Şimdi daha önceden birçok sahneyi edit yapmıştım ya zaten. Onları evet baştan editleyeceğim ama daha önceden kurguladığım için en azından o noktaya çok hızlı gelebilirim. Başka bir mesela Sony Vegas'ta bile kurguladığım hop hop Sony Vegas'ta bile kurguladığım pardon Geliyorlar. Soğuk kanlı olmak lazım. Oyun istiyorlar, oyun istiyorlar arkadaşlar. Sakin olun. Bacaktan vuralım. Vuramadık. Oyun istiyorlar, oyun istiyorlar. Yanımızda yemek taşısaydık bu böyle olmazdı. Sony Vegas'la başladım. Şu anda DaVinci Resolve kullanıyorum zaten. Daha önce Sony yani ilk başladığımda kurgulamayı ilk başladığımda Sony Vegas'la yapmıştım. Şimdi DaVinci Resolve kullanıyorum. En iyisi öyle. Ama işte dediğim gibi Sony Vegas yapmış bile olsam fark etmez. Shit. Bir saniye. Şunu çakalım ya. Sony Vegas kullanmış bile olsam hangi videoları seçtiğim önemli ya. Hangi videoları seçtiğim önemli olduğu için oradan bakacağım hangi videoları seçtiğime. DaVinci Resolve'da baştan editleyecek olsam da Ha üstüne şey railway spike'ı da buldum. Aa bu güzel lan. Mesela spike'la ateş ediyorsun ya o mermiyi bulabiliyorsun sonra tekrar. Bak, öldü mesela gidip gidip o mermiyi geri alabiliyorsun. O güzel bir şey. Mermi kullanmamış gibi oluyorsun yani. Bakayım. Aynen. Gold açalım Lazım olur. Deniz Aykaç sticker için teşekkürler bu arada. Yavuz demiş ki helal olacak diye bayıltılmadan kafası koparılan hayvanlar hakkında ne düşünüyorsunuz abi? Evet barbekü festivaliniz kutlu olsun diyorum. Bununla ilgili çok konuştuk. Aslında yakında Davut Dağ da gelecek. Davut Dağ'la Shredder'a doğru oyunu çok şeyi yayını çok beğenildi arkadaşlar. İsterseniz bir Davut Dağlı Redira doğru yapabiliriz. Station Master Thermal kullanalım bakalım ne çıkacak. Spotlight. Ne olacak bu açalım. Kadir Şeker serbest bırakıldı abi ne düşünüyorsun? Emre X'de sormuş. Bunu başka arkadaşlar da sordu. Ee, gerçekten arkadaşlar hani bu konu hakkında biz bir şey söylesek o söylediğimizden dolayı içeri girebiliriz. Ha Ciddiyim yani sen ne demeye çalışıyorsun falan diye. O söylediğimizden dolayı biz içeri girebiliriz. Ama adam yapıp dışarı çıkıyor. Çok ilginç gerçekten. Ee, bu konuyla ilgili aslında konuşulacak çok fazla şey var. Bunu belki oyundan sonra daha detaylı olarak da konuşabiliriz. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar, ülkenin ikinci büyük koyun grubu olan koyun topluluğu olan ok koyunlar ve şunu fark ettim ok koyunlar ve diğer koyunlar hukuki sebeplerden dolayı diğer koyunların ismini söyleyemeyeceğim. Yani Türkiye'nin bir numaralı koyun topluluğunun Bunlar arkadaşlar maalesef bu tür olayları yani olay arıyorlar. Kendilerine uygun şekilde olay arıyorlar ve bu tür olayları tamamen siyasi e, propaganda amaçlı, siyasi güç amacıyla kullanıyorlar. Ve işe de yarıyor. Gerçekten işe yarıyor. Oo. Oh. Bakıyor mesela. bakıyor mesela bir saniye benim ha şu Bunların eti de iyi yenir ha. Mesela diğer gruba bakalım. Diğer koyun grubu arkadaşlar ne yapıyorlar? İşte böyle din düşmanı olan, işte Kur'an yırtmış birisi olabilir. Ondan sonra bu tür olaylara bakıyorlar. Tamam bu tür olaylara ya da işte birisi böyle e, terör örgütü övücü almayalım. Terör örgütü övücü şey yapmış olabilir. Açıklama falan yapmış olabilir. Bunları bekliyorlar. Bunları bekledikten sonra bazıları gerçek oluyor bazıları gerçek olmuyor bu arada. Ama önemli değil. İddia olması önemli değil. Bunlar da bu olayın savunucusu gibi başlıyorlar esip gülleme, Yani o kadar komik saçma sapan şeylerden. Ama işte önemli olan o değil ki. Yani önemli olan işin mantığı değil. ya yani mesela din düşmanı diye linç ettikleri bir sürü insan aslında suçsuz yani Yaya yaptığı işler çok çok küçük yani hani normalde umursanmayacak şeyler. Ama önemli olan o değil. Önemli olan suçun büyük küçük olması değil. Önemli olan bunların bunlardan çıktı ya. Önemli olan onların Abo bunlar mutasyona mı uğramış? Bu ne? Ya? Night of the Living Dead. Bunun eti de yenmez ki. Önemli olan bunu... ...kendi e, topluluğunu... ...bir arada tutmak için kullanmak. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Mesela sen... ...bir numaralı... ismi ...ismini vermediğim koyun sürüsünün... ...üyesisin. Ve tabii mırın kırın yapıyorsun. Ya bunlar işte... ...ekonomi kötü vesaire... ...acaba bunları desteklemesek mi falan... ...sen düşünüyorsun... Ama ne oluyor? Ortak düşman gösteriyorlar. Tamam mı? Ortak düşman gösterip işte bakın buradaki adam terör örgütü propagandası yaptı. Ya da işte bakın burada birisi din düşmanlığı yaptı. Öyle olunca ne demiştik? Ortak sevgiden daha güçlü olan şey ortak nefret. Bunlar da onu kullanıyor. Ve tıp atıp aynısı da ok koyunlar için de geçerli arkadaşlar. Ok koyunlarda da aynısı var maalesef. O yüzden ok koyunlar için şey falan önemli değil. Birisi gerçekten tecavüzcüymüş değilmiş önemli değil. Ya da işte kadın eski sevgisini sevgisi sayılmak istiyor diye kafasını balta ile kesiyor. Sonra diyor ki işte bana tecavüz etti veya beni taciz etti. Ortada yalan söylediğiyle ilgili bir ton kanıt var. Ama bu önemli değil. Önemli olan ok koyunların çobanlarının bunu şey olarak kullanması ve siyasi güç olarak kullanması önemli olan o çünkü aynı muhabbet onlarda da öyle bakın bakın karşı taraf böyle bakın bakın karşılar hep dikkat bunu hep e, siyasete bağlarlar hep böyle şey falan derler işte yok tecavüzler veya işte kadın cinayetleri siyasidir ya işte tecavüzler siyasidir. Bu öyle derler yani. Ben demiyorum dava açmayın. Neden böyle derler? Gerçekten ciddi ciddi şuna inanıyorlar çünkü. Sadece bir tarafın e, siyasileri tecavüzcü. Veya sadece bir taraf tecavüzcü. işte bizim tarafımız asla böyle değildir. Ama bunun yalan olduğunu biliyorsunuz. Yanlış olduğunu biliyorsunuz kendi adamların içinde, kendi partilerin içinde taciz, tecavüz vesaire olayı olunca bu nasıl yana yana örtmeye çalıştıklarını bu adamların iki yüzlüğünü görüyorsunuz abi. Ne oldu lan? Abo. Shit. Daha güçlü bir şey almak lazım. Bu adamların iki yüzlüğünü görüyorsunuz. Bu tamamen onlar için siyasi bir show meselesi. Çünkü onlarda da aynısı var. Onların da adamları şeyi düşünüyor lan diyor. Onların adamları da şeyi düşünüyor. Lan diyor işte bak bunlar ekonomik ekonomi kötü. Oh siktir. Abo. Öldürdük. Onlar işte ekonomi kötü diyorlar ama çözüm bulamıyorlar. Action point combat, Combat shotgun alalım. Legendary item. O yüzden yana yana bu Kadir Şeker olayını savunmaları bilmeden etmeden önemli değil ki. Ne oldu önemli değil yani. Gerçekte yani olayın gerçeğini zaten herkes biliyor. Söylemeye gerek yok yani. İki kişi tartışıyor. Kadın, kadınla erkek tartışıyor. Tamam mı? Bu adamla çıkıyor büyük ihtimalle kafası bozuk. Çünkü öyle insanlar vardır. Ben bunu birebir kendim de görüyorum yani. Kafası bozuk, agresif tipler. Oğlum bak seni var ya. Oyun istiyorum, oyun istiyorum. Kafası bozuk, agresif tipler tamam mı? Orada büyük ihtimalle başka bir şey kafası bozuk. Orada tartışan adama Sinirleniyor işte. Ne bağırıyorsun, ne şiddet uyguluyor, ne dövüyorsun falan. O da sen karışma diyor. Biz kendi aramızda tartışıyoruz, konuşuyoruz deyince e, bu adam bıçak çekiyor. Ve bıçak çekmese eğer üstüne saldırmayacak. Adam üstüne saldırdığı için şey bıçağı görünce adam üstüne saldırıyor. Bu patlıyordu ya. Aha. Güçlü var bizim bakayım. Damage 74. Tesla bu ne yapıyor? Tesla ile saldıralım mı? Nasıl bir şeymiş bakalım. Ama vurması zor galiba. Olmadı. Vurduk mu? Ne oldu? Öldü. Bu güzel değil. Granade mi atsak? Yani sniper'dan vazgeçmeyelim ya. Evet editörümüz mesela bu konuşmaların tam böyle arasında oyunla ilgili bir şeyler konuşuyorum ya. Oraları falan da kesecek. Editörümüz tam zamanlı çalışacak. Hadi. Yani podcast gibi dinleyecek olan arkadaşlar bu aradaki oyun muhabbetlerini duymayacak. Abi ölseydin. Ama o ammo bitmiş. Kafana sıkar giderim. Kaldım başka. Evet ne diyorduk? Adama bıçak çekiyor. Adama bıçak çekince bu da sinirleniyor tamam mı? O da öfkeli çünkü. Ya bizim klasik işte insanımız yani. Doğru düzgün kimse bak konuşarak halletmiyor işini. O da öyle dayılanıyor. O da öyle dayılanıyor. O bıçak çekiyorsa o da diyor ki sen ne yapıyorsun lan bana falan. O da üstüne saldırıyor bu sefer. Üstüne saldırıyor. Üstüne saldı yani bıçak çekmesi üstüne saldırmayacak belki de. Ondan sonra da bıçaklıyor. şimdi ondan sonra da ne oluyor abi? Ok koyunlar kadın neydi? Kadını hayatını kurtar diyorlar lan. Kadını hayatını kurtardı diyorlar. Ondan sonra şey falan diyorlar. İşte sizin bu bıçaklamış Öldü falan dediğiniz adamın işte uyuşturucudan suç kaydı. Ulan sizin çoğunuzun uyuşturucudan şey var. Hanginiz esrar esrarkeş değil? <laughs> birçoğu esrar kullanıyor yani adamların. Hani uyuşturucudan kaydı var falan diyen adamların birçoğu kendi esrar kullanıyor. Onlar boş iş abi. Yani bunun sonucunda ben zaten bunu hep düşünüyordum. Bu olay olmadan önce de ben düşünüyordum. Hani şey derler ya bir bunu mafya mı diyordu? Bir filmde diyordu değil mi? Bir mafya. Şimdiye kadar hep Tanrı'dan bana bir bisiklet alması için, bana bir bisiklet vermesi için dua etmişim. Tanrı'ya dua etmişim diyor. Sonra o işlerin öyle olmadığını öğrendim. Bir bisiklet çaldım ve Tanrı'ya beni affetmesi için dua ettim diyor. Olay bu. Ben de artık, ben zaten uzun süredir bunu düşünüyorum. İşte biz bir şey yapmayalım. Bize saldırılırsa eğer, nasılsa işte polis var, hukuk var vesaire. Yani bu benim isteyen kızsın, isteyen dava açsın. Ama benim kafamdaki olay bu. Benim düşüncem bu. Senelerdir de ben bunu zaten yavaş yavaş düşünüyordum. Her seferinde de çok daha artıyor bu düşüncem. Al şu var ya şu oyun bak şu oyun. Şurası. Şurası yani burası. Burası Mozambik. Şu an Mozambik'teyiz biz abi. O yüzden işte bu ülkenin polisi var, hukuku var, beni korur birisi saldırırsa falan. Ben bunu düşünmüyorum ama Ben tam tersini düşünüyorum. Ben kendimi koruyayım. Tam böyle bir sıkıntı olursa ben kendimi koruyayım. Ondan sonra beni salarlar nasılsa. Ya benim düşüncem bu. Kızacak varsa veya dava açacak varsa ben örnekte gösterebilirim. Bir sürü bir sürü örnek gösterebilirim yani. Ama benim kafamdaki olay bu. Herkes kendi başına bak şu an Fallout'tayız yani. Herkes kendi başının çaresine bakacak aga. Tamam mı? İşte birisi böyle sana saldırırsa veya işte birisi tehdit oluşturursa aman işte e, polisi vardır, bu ülkenin hukuku vardır. Nasılsa bir şey olmaz bana. Nasılsa çünkü olursa işte ceza olur değil de ben kendimi koruyayım. Nasılsa bana bir şey olmaz benim düşüncem bu. Nasılsa işte çıkarım bir şey oldu derim. Uydururum. E şimdi o adam aynısını yapsa ne olacak? Çünkü o adamın ölen adamın kardeşi bana ulaştı. Yani o bıçaklanan adamın kardeşi bana ulaştı. Bana mesaj attı. Abime iftira atılıyor diyor. Yani siyasi olarak kesinlikle siyasi olarak yani hatta ben Kadir Şeker'i acaba dedim Kadir Şeker şey mi? böyle bir sol taraftan birisi mi? Öyle paylaşımlarım var. Öyle bir paylaşım yok. Sonradan zaten uyandım. Öyle bir paylaşım olmasına gerek yok ki. Kim olması, kim olduğu önemli değil. Önemli olan ok koyunları çobanlarının böyle hikayeler uydurması. Hikayeler uyduruyorlar abi. Neden? İşte bak karşı taraf işte diyorlar ya işte bu kadın cinayetleri siyasidir. Siyasi tabi lan çünkü sizin tarafta olunca uyuyor, şey yapıyorsunuz söylemiyorsunuz ki. Sizin tarafınızdan tecavüz çıkınca uyuyorsunuz. Yani insanlıktan soğuttunuz beni. Ya yani bu yüzden beni ben bu şekilde ızdıraplanıyorum bunu gördüğüm zaman, bunları gördüğüm zaman. Bu işte eril düzen, örül düzen diyen tipleri gördüğüm zaman o yüzden ızdıraplanıyorum. Çünkü bu adamların kendi içlerinde de var. Dedi ki 14 tane kadına saldırı suçu işlemiş, hüküm giymiş adam var. Kaçtı Kanada'ya. Ama hala da onunla program yapıyorlar lan program yapıyorlar. Bir de biz bunu söyledik diye bize kızıyorlar niye bunu söyledik diye. O gün yapmadı ondan sonra yaptı ama. CHP'nin içinden birisi bu. Bak CHP'nin içinden birisi. CHP'nin çok önemli kişilerinden birisi. Bunu Ahmet de söyledi. Ahmet Bağlemez de söyledi. Dile getirdi. Olacak iş değil yani. Sen bu insanlarla bunları koruyan insanlarla savunan insanlarla hala program yapıyorsun yani. Nerede senin kadın dışı? Bir de senin işin bulan. Sen bunun üstüne kariyer yapmışsın. Kadın hakları, kadın beyanı. Bunların üzerinden kariyer yapmışsın bir de. İşte adamların insanlıkları. O yüzden ben ızdıraplanıyorum bunları görünce. Aynen böyle oluyorum bak. Yani iş başa düştü arkadaşlar. Şey. Çete bakıyorum ya. Köpeğin adı Dogmeat. Emre Tokmak. Öldürülen doktor haberine rütükten yayın yasağı gelmesi ve doktora suç vatandaşlar hakkında ne düşünüyorsun? Doktora ne türlü suç atmışlar arkadaşlar? Ben o olayı bilmiyorum. Doktora e, atılan suçu bilmiyorum. Bir de birden fazla mı doktor ölümü oldu ya son dönemde? Ben podcast yapmayalı sanki birden fazla oldu. Öyle mi oldu arkadaşlar? Bu arada XFF CXXF hoş geldin. Can bas doğru söylüyorsun. yok bu radyasyonlu. Ha. Bu köpek eti pişirmiştik ya köpek etinden yiyelim pişirdiğimiz. Dur öteki köpeği de yiyelim ya. Köpek eti iyidir. Vitamin. Bir avukat var aynen avukat. Ya birisi polisi öldürdü falan dedi. Polis yaptı falan dedi. O olay ne arkadaşlar? Mevlüt güçlü. Hak etmiştir. Kim bir doktor ne yaptı tarzı şeyler söylüyor abi. Bunlardan birisi de babam. Peki bir iddia var mı arkadaşlar? Mesela öldüren kişi bana şunu şunu söyledi. Diyor mu? Arkadaşlar bakın kaç tane cinayet olayı seyrettik değil mi? Konuştuk. Kaç tane cinayet olayı konuştuk. Bak bu işte sevgilisini öldüren adam var mesela. Sonradan şantaj yaptı de, diyor. Ş söylediğini destekleyen bazı kanıtlar bulunuyor. Tabii ki hiçbir şey kesin değil. Onu mesela onu konuşamadık çünkü podcast yapmadım. Sonra işte bu öldüren adamlar var. Kadir şeker olayı var arkadaşlar. İletişimsizlikten birçok olay. Gerçekten iletişimsizlikten, birçok insanların birbirini öldürmesi, çok çok saçma sapan sebeplerden dolayı insanların birbirini kesmesi, iletişimsizlikten ve maalesef biz bunu sanki Angry Bark, Angry Bark'ta sıkıntı. Hadi. Salı güzeldir bunun. Vitaminli. Arkadaşlar birçok şey iletişimsizlikten kaynaklanıyor. Ve biz bunu övünerek söylüyoruz genelde. Türkiye'de. İşte biz çok kavgacıyız. Biz çok dövüşçüyüz. Abi iyi bir şey değil. Çok kavgacı çok dövüşçü olduğumuz için hiçbir bok. Burnumuz boktan çıkmıyor. Vallahi bak. Çok kavgacı çok dövüşçü. Yani derdimizi şeyimizi anlatamıyoruz. Aile içinde de öyle. Karı koca arasında da öyle. Sevgili arasında da Öyle. İşte çocuklarla ebeveynler arasında da öyle. Ve yolda insan, birbirini tanımayan insan arasında da öyle. Benim çevremde bile var. Ki benim çevrem aslında şeydir yani. En böyle iletişim, üst düzey iletişim olan... Shit. insanları tutmaya çalışırım. Oo, bu çok psikopat bir robot. Güçlüsünden alalım onu. Güçlüsünden var mı? Buna pool satalım. Atamayız. Pulse mine atalım. Tutar mı? Tesla atalım. Neyse biz bunu atalım en iyisi. Şimdi gebereceksin. Vurdum mu lan? Bu ben vurdum köpek mi öldürdü? Birçoğunun gerçekten arkadaşlar birçoğunun şeyi bu. Sebebi bu yani. Şu neymiş ya? Damage 174. Shotgun. Şu aldığımız Damage 100. Bizimkisi daha iyi koyuyor. lan. Evet. Z kuşu sonraki 10 yılda lider çıkarır mı? Çıkarmak zorunda zaten. Yani <laughs> B olayı yani işte her yaş her yaşın şeyi aynıdır kafası mantığı karakteristik özelliği aynıdır mantığı onu ben ilk batılılardan gördüm. Sonra bize geldi. Yani çok saçma. Z kuşağının içinde her kuşakta olduğu gibi Z kuşağının içinde de düzgün insanlar var. Geri zekalılar da var. Yani yaşlarından dolayı tabii ki ergen daha çok ama düzgün insanlar da var sonuçta. Onların içinden neden çıkmasın? Biz bizim kuşak gençken Aha. Ha bu şey. Raider'larla ilgili konuşacak. Bizim kuş, kuşak geçken bizim kuşakta mı aldı yani? What's the problem diyelim. Muhannet Kabbani hoş geldin. Efe demiş ki geri zekalı oranı daha çok. Şimdi şöyle bir şey var. Ya biliyorum Raider var işte. Raider'ı öldür diyeceksin. Tamam tamam don't worry. O iş bizde. İşimiz o zaten. Ha? Biz o oyunu o yüzden oynuyoruz. Raider öldürmek için oynuyoruz zaten. Bunları çalsak mı? Potted meat. Alalım kullanırız. Uyusak mı? Uyuyalım hadi. Ha şöyle bir şey var şimdi Z kuşağında. Olay ne biliyor musunuz? Teknoloji daha gelişmiş şu anda. Teknoloji daha gelişmiş olduğu için mallıklarını herkes görebiliyor. Benim dönemimde eğer şey olsaydı Instagram'dır, sosyal medyasıdır. O benim ne mallıklarım ortaya çıkardı ya. Vallahi bak 15 yaş, 16 yaş, 18 yaş, 18 bile yani. Bak 18 bile. Ama hele ki 15-16. Ne mallıklarım benim ortaya çıkardı. O zamanlar yoktu, olmadığı için mallıklarım da <laughs> gizli kaldı. Şu Raider'lara bir dalak o zaman. Abilerle film Evren Bıyık. Abilerle film konseptinin tek kişilik versiyonu yapıyordum bir ara. Yine gelir mi? Şimdilik düşünmüyorum. Çünkü o zaman sadece şeye atabiliyordum. Aha burada pişirebiliriz. Sadece e, ee, neresiydi? Odyssey'e atıyordum. Ama şu anda Odyssey para olarak çöktü gibi bir şey. Hiçbir getirisi yok bana yani. Ölü yatırım yani. Red Scorpion. Bunun da bir özelliği vardı ama. Stingwing. Bunların özellikleri oluyor. Birisi saldırıyor mu bize ne oluyor? Ben yemek yapıyordum ya. Benim silahım nerede? Oğlum bize şey veren adam ölmez inşallah. Quest'i veren adam ölmez inşallah. Bloodfly. Valla arkadaşlar Bloodfly'in arasına 50 Battle Cap sıkışmış. Artık verirsiniz bana. Hiçbir şey olmamış gibi gidiyorlar. Peki öyle olsun. Ben de etini yerim. Eti benim o zaman. Sessiz istila. Efe BDKSL Abi Aikido teknik videoları sık gelir mi? E, Aikido aslında bana kalsa ben yüklemem. Ha şeyi mi diyorsunuz? Böyle komik olanlar mı? Ha konu oldukça olur. Konu oldukça olabilir. Diğer bir de normal Aikido antrenman videolarımız var. Onu aslında bana kalsa ben yüklemem de. E, koy diyorlar, koyuyorum. Niye yüklemem? Çünkü Aikido'yu anlamayan, bilmeyen birisi için çok garip geldiğini farkındayım yani. Bunu ne alan ne yapıyor bunlar şu an? İnsanların böyle dediğini farkındayım yani. Bu arada ha Afganlara karşı savunma teknikleri videosu gelir mi? Spectre sormuş. Vallahi arkadaşlar ben şöyle ilginç bir şey söyleyeyim. Aa bu üstünde bir şey çıkmadı bunun. Bu vurulmuyor mu acaba? Bu, vurmayı denesek ne olur acaba? Hiçbir şey çıkmıyor. Bir tanesini vuralım mı? Ne olacak? Daha psikopat bir şekilde öldürelim. Çıkıyor işte. Neti güzeldir. İnşallah <laughs> hepsi saldırmaz bana. Saldırmadı. elimiz kanlı oldu ya. Pardon ne diyordum ya özür dilerim. Aynen kurbanı kestik. Maksat kan aksın arkadaşlar. Ayrıca daha bir buçuk saat önce Doğu Üniversitesi. ha şeyi konuşuyorduk değil mi? Afganlara karşı teknik gelirim falan. Gerçekten arkadaşlar ben şey kafasında değilim. Yani biz Türkiye'deki insanlar süperdik dışarıdan insanlar geldi bizi bozdu falan. O kafada değilim. O yüzden benim için Afgan, Pakistanlı, Suriyeli, Türk benim için Barzo, Keko bu var yani Çomar. Benim gözümde Türk'ün Çomar'ı da aynı. Afgan'ın Çomar'ı da aynı. Bazen diyorlar işte Afganistan'da yok Pakistan'da astronot geliyor falan. Hani Pakistan'dan, Afganistan'dan gelsin adam gibi astronotluğunu yapsın burada. Türkiye'deki çomara tercih ederim açıkçası yani. O yüzden benim gözümde Afgan, Pakistanlı, Suriyeli falan yok da çomar var yani düz. Düz vasıfsız çomar var abi. O yüzden hani Afgan'a karşı teknik olarak değil de çomara karşı teknik olarak gelir. Forged ha. O bunlar çok güçlü ya. Bunlar çok güçlü. Bunlara güçlüsünden lazım. Benim şeyim vardı ya. Köpek gelsene bir. Köpek. Şşt. Gel gel. Gel bir şey diyeceğim. Ah oh, siktir geliyorlar. Benim bir füzen müzen bir şeyim vardı sanki ulan sizi var ya gel gel siz benim dibime kadar gelirsiniz ha dur lan bir sey edelim oh öldürdük Bizim armor'ımız iyi galiba ya. Ben hatırlamıyorum ki. Seneler geçti aradan. Ha, Aferin sana saldır. Geç kaldın. <laughs> Aa bak şey vardı doğru. Nasıl şey yapıyorduk? Ha kontrolle bak. Koş 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 koş. Oğlum sen kim köpeksin? Benim elimde Death Claw şeyi var. Ka gitti. Kaçalım yalnız. Level up aldık. Oğlum bunlar düz düz raider değil ya. Bayağı güçlü bir şey bunlar. Bunlara güzel bir şey al alalım. Last minute. Four minute gibi. K-pop grubu gibi silahım var abi last minute. Ne güzel oyun yapıyor. 1930'lardaki Hitler döneminde yakaladığımız ivmenin yarısını daha iyi yakalasak. Demiş arkadaş. GG. Çok güçlüler abi. Güle güle. Ben de boş değilim ama yani. Reis 76 varken. Neredesiniz lan? Nerede lan bunlar? Şaka mısınız lan? Törüt falan mı acaba? Ha, seni şimdi kafadan alayım da gör gününü. Bomba atıyor şerefsizler. Neredeyse cinsiyet küfür edecektim. Neredeyse homofobik küfür edecektim. Uyuyalım madem. Birileri geliyor mu? Olmadı. Yemedi. Rayway rifle'ımız durdur insin diğeri şatkan. Senin iyi bir diktatör olur yani. İzin ver de olsun. Olmadı. komedyenlerden daha çok sana gülüyorum. Ama hangi komedyen? Zaten gerçek dünya, gerçek hayat daha komik ya arkadaşlar. Gerçek hayat daha komik. Komediden daha komik. Ben de gerçek şeylere daha çok gülüyorum. Abo. Al o zaman sana shotgun. Fight fire with fire demişler. Alev makinesi falan var bende de. Şu köpekte galiba. Yayın kaç saat sürer? Yayın sürer arkadaşlar. Yazık köpek böyle oldu. Neyse ki ölümsüzsün. Steampunk dogmit Hiç işim olmaz. Kaçalım. Neyse ki ölümsüzsün. Oğlum seni... Herifin elinde şey var. Şimdi Al. Al. Al ne oldu? Abo birden fazla insan var lan. Oğlum beni delirttiniz. Beni delirtmeyecektiniz. Önce Steam pak basalım. Sonra Al, mutlu musun? Al, sen de al. Başka. Yularena to bulutsesam point. O zaman da death Club'um var. Can azaldı. uyusam yer mi acaba? Olmadı. Şundan yiyelim. Perception artıyor bak. Şeyi falan unutmuşum bak. Böyle gizli gizli gitme falan var. flamer. Bende de flamer olacaktı da. Dur şu köpekteydi galiba ya. Molotov kokteyli var. Sürpriz yapamıyoruz ki adamlara. Ben buş yapalım. Alika böyle buluşmalı gala benzeri bir vizyon ayarlanabilir eğer aklında varsa. Ee, var. Evet. Ama önce filmin bitmesi önemli. Önce film bitsin, gerisi kolay. Hani film çekebilirim diye düşünüyordum. Artık çektik. O iş bitti. Ama onun haricinde güzel olsun. Olacağını umuyorum. Utku Bakır hoş geldin bu arada. Gala İzmir'de mi olur? Tabii ilk gala birincisi İzmir'de olacak. Ama diğer yerlerde de yapacağız. Diğer şehirlerde de olacak. Oha ne kadar çok insan var. Oğlum bu adamların söylediği raiderlar bu mu? Bana ne lan ben gidiyorum. Önce şurayı bir temizleyeyim. DVD ne zaman çıkar Sinavadan sonra. Hepsi, hepsini aynı anda yapmak istiyorum. Kışın. Film ne zaman çıkıyor? Kışın. Bursa'ya uğrar mısın uğrarım. Oğlum nerede bu adamlar? Ana dibimde. kafa gitti. bu hmm, Trade. Ha tamam bak bunda var. Weapons. Bak silahların plazma rifle falan var baksana. Bunu alalım. Şeyi bırakalım. Laser sniper'ı bırakalım çünkü sel bitti. Plazma rifle duruyor ama. Plazma Rifle'dan devam. Alper Yaşı Heyde film ne zaman düşer? İyi vurdun abi. Blu-ray'e haksızlık edildiğini düşünüyorum. Geçen yerinde gördünüz, gömdünüz. Baya çok şey açıklıyorsun ya. Flamer bende de olması lazım. Burada yoksa bile evde. Wiseman. O kim acaba? Bir gidelim bakalım. Bir şey der belki. Konuşuruz. Adamın adı mı Wiseman yoksa kendim mi Wiseman acaba? Bana bir şey söylesene ya şu adamları nasıl indireceğim? Bu kadar mı? Kaç para var ki bunda? Ben bir şey vereyim buna. Ha satın almıyorsun ve alıyorsun direkt. Tamam. Pain inhibitor carrot. Havucunda almıyorum artık ya yeter. Neyse geri gidelim. Film kaç saat olur? Bir buçuk saat düşünüyorum. Ha, Efe bizden film için müzik video ses istermiştin. Ses ve müzik için video gerekir mi? Yoksa sadece ses dosyası olur mu? Sadece ses dosyası olur. Ee, bazı arkadaşlar yollamışlar. Onlara şimdi bakarız. Hatta ben onlara bakıyordum. O yüzden bir 5 dakika falan geç kaldım. Şu oyun gaming footage'ımızı alalım. Ondan sonra ona da bakarız arkadaşlar. Kimler neler yollamış. Yollayan arkadaşların videoları. Baya değişik. Hevesli arkadaşlar. Star. Star şeyi aldım arkadaşlardan. Star elektriği, star ışığı aldım. O olayı biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi bilmeyenler Baya görmeyen varsa söyleyeyim. Bu arada şunları toplayalım. Neymar. Ha level up. İyi level alalım bari. Görmeyen varsa söyle, bilmeyen varsa söyleyeyim arkadaşlar. Bu beyaz ap için e, beyaz girişteki jenerik için böyle e, şey garip TikTok videosu çeken adam videosu lazım. Onu zaten görürsünüz. Örneklerini şimdi birazdan oynatırız. Bunun haricinde müzik yapan varsa müzik. Şu an çok fazla müzik gelmiş. Onun haricinde bir de e, oyun oynarken Call of Duty vesaire gibi e, oyunları oynarken ya da işte CSGO vesaire ben hiç oynamadım. Siz daha iyi bilirsiniz o konuyu. O yüzden size bıraktım. E, o şekilde oyun esasında konuşmalar gibi onlardan da örnekler geldi. Onlara da bakarız. Intelligence. Fulledik mi? Fulledik galiba. Ha bunu fullemişiz. İşin en zevkli kısmı bu aslında. Pickpocket. Iron Fist. Non-automatic weapons. Karizma. Bu ne ya? Cap Collector. Toughness. Damage Resistance. Hmm. Alalım. Güzel. Iron Fisting. Mevlüt güçlü esenlikler. Aleyküm selam. Barzani Ebu Bekir Sıddıkoğlu Hazretleri Folat 76 Nezan abi demiş. Başka Folat bunun tam şeyini oyna bitirmedim ben ha. Tam storiesini bitirmedim hala biliyor musunuz? <laughs> Senelerdir duruyor çünkü. Şu şeyleri bir temizleyelim. Öldürdüğüm adamların bulamıyorum ya üstlerini temizleyeceğim. MTHNBZK Super Sticker için teşekkürler. Muz yollamış. Muz yollayanların çok olsun. Bu frag grenetleri de alıyoruz. Kullanmıyoruz sonra ya. Tamam. Şimdi gidebiliriz. Atıl kurt. Kurtsuz ben şeyde kurtsuz gitmem ya. Yürü. Post-apokaliptik dünyada kurtsuz olmaz arkadaşlar. Atıl kurt olmadan olmaz. Köpeksiz yapamam. Köpeğim olmadan asla. Bakın nasıl atladı aşağı benim gibi. İşte böyle bir dost lazım herkese. YouTube donetlerden de kesiyor mu? Tabii ki kesiyor. Hem YouTube kesiyor hem de vergi kesiyor. İki çifte kesiyorlar yani. Vergi de kesiyor. Ha, sonunda uyuyabileceğiz. Radyasyonu da atalım. Bir daha uyuyalım. Bir saat daha uyuyalım. Örümcek adam bu Batman mi? İkisi de. Köpeğin adı Dogmeat. Gördüğünüz gibi. Size ne kalıyor? Bana çok az kalıyor. Ciddiyim. Abi herkes yolunu bulmuş ya zaten. Herkes yolunu bulmuş yani. Bu arada benim görüntüm nasıl ya? Bak ona bakmadık. Ben nasıl gözüküyorum ona bakmadık ha. Dur şuradan kendime bakayım. Ha iyi fena değilim. Kadraş fena değil. Kontrol etmeyi unutmuşum ha. Kadrajı kontrol etmeyi unutmuşum. Atakan Akbulut hoş geldin bu arada. Beyaz Sap ne zaman yayınlanacak? Az önce söyledim. Ha şimdi dur. Ha. Ana ana geliyor. Allah kahretsin. Ne güzel şey yapacaktım ya. Ne güzel bir kere de şey yapacaktım. En yapacaktım gene yapamadım. Aha geldi. Şatkanımız güçlüdür. Sıkıntı yok. Uf uçtu. Critical atmadık. Şimdi critical ye, ye ve gör gününü. Critical. Critical strike yedi. Damage resistance ya. Köpeği bu yüzden seviyorum abi. Robot robot olduğu zaman ben daha silahımı çıkartana kadar robot düşmanları öldürüyor. Ama köpek tutuyor. Tutuyor abi. O tutuyor ben öldürüyorum. Herifte iki tane flamer var. Yuh be. Aç gözlüğe bak. Ne yapacaksın iki flamer'ı sanki? Bak bunda iki tane silah tabanca var. Hadi tabancayı anlarız. Bay kafesin içinde iskelet ha. Amma oturup dizayn etmişler ha. Bunları Emir çiçek hoş geldin bu arada Daha range'li bir şey alalım değil mi Plazma alalım plazma Range 227 Ha şurada gördüm range'i Bunun kaç 203 ha bunun daha iyiymiş lan zaten Bunun kaç bu da 203 Peak hoş geldin. Üyeliğe. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Şatkanın dürbünü çıkartı kullanmayı deneyebilirsin. Gerçekten güçlü bir şatkan. Şatkanı mı iyidir ya? Forged. What the? Ha dur şey yapalım. Hadi bir kere ambush yapalım ya. Adamları göremiyorum ki köpek mi bozuyor olayı? Köpek değildi de bak. Bak ben eğildim Köpek değildi. De Baktık. Tık. Aferin sana. Ben ne yaparsam onu yap. İşte köpek ya. Köpek gibisi yok arkadaşlar o. Post-apokaliptik ortamda Türkiye'de köpeksiz kalmazsınız. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Oğlum nerede bunlar? kurt yarısından daha akıllı çıktı. Shinzo'yu konuşur musun? Shinzo ha aynen. Shinzo abi'yi de vurdular ya. Olacak iş değil ha. Acaba tanışır mıyım diyordum. Çok sevdiğimden falan değil de hani Japon yanın başkanı ya. Biliyorsun biliyorsunuz arkadaşlar Japon bir reisle şey yapmıştık, yayın yapmıştık. O şey diyordu. Ya diyor sadece Türkiye'de yok şey. Kötü politikacılar, kötü siyasetçiler ya da üç kağıtçılar sadece Türkiye'de yok. Bak bizde de var falan. Ne var abi dedim. Şinzu abi bir üç kağıta karıştı dedi. Ondan sonra halk ayaklandı dedi. Allah Allah dedim ne yaptı? Birine bir ihale verdi. İhale verdiği kişi tanıdıkmış dedi. Ben dedim öteki türlüsü oluyor mu acaba? <laughs> Tanıdık olmayan ihale veriliyor muymuş? Japonya'da var mı şöyle bir şey arkadaşlar? Japonya teknoloji çok ileri. Tanıdık olmayan ihale verme varmış. Ya tabii onlara şey demiyorum. Lan bu da bir şey mi işte? Niye ayaklanıyor? Tabii ki ayaklanacaklar. Kesinlikle haklılar. Çünkü ayaklanmayınca böyle oluyor. Yani 10 sene 20 sene 20 sene önce mesela bizim mahalledeki bazı abiler Mozambik'in başına gelmeden önce aha Hadi bu sefer olacak. Olmadı Allah kahretsin be. Vur. Vurdum. En boş sayılır mı? Adam vurmuşlar ya. Ya düşünsenize oğlum bizim yani kesinlikle tamam şey demiyorum. Ya sizin de ağladığınız şeye bak falan demiyorum. Tabii ki yapacaklar yani. Kesinlikle. Çünkü o işin boku çıkıyor öteki türlü. Yani cahillik cühelalığının boku çıkıyor öteki türlü. Bu ne Demiş Ha makinal gibi boş var bunu ya. Oğlum adam bizde değil, Mozambik'te biliyorsunuz arkadaşlar. Adam şey yapmış. Adam kendisi federasyon başkanı. Tamam <laughs> mı? Adam federasyon başkanı. Karısı hakem. Çocukları şampiyon onlara para ödülü büyük ihtimalle veriliyor. O kimden veriliyor abi? Ve ulan hiç kimse de demiyor ki aga bu nedir? 3-5 tane insan konuşuyor. 3-5 insan konuşunca bunlar hemen başlıyor. İşte oyun büyük yeğenim ciddi ciddi buna başlıyorlar ya. Harbiden başlamışlar yani. Oyun büyük yeğenim işte bizi bitirmeye çalışıyorlar bilmem ne. 2-3 dalgası geçildi. Hiçbir şey olmadı. Hiç. Böyle bir skandal var mı ya? Skandal lan bu. Skandal yani. Hiçbir şey olmadı. Yusuf Kahraman. Hoş geldin bu arada. Pipetten el yapımı silah vurmuş. İşte Japonların fazla zeki olmasında da sıkıntısı bu. Silahın olmuyor. Yani Amerikalılar çok fazla o kadar şey yapamıyorlar ama özellikle bu işte esesinci olanların kafası çok çalışmıyor. Ama silah ulaşmak kolay onlarda. Bunlar da kolay değil ama kafaları çalışıyor. Karateyi bile bulmuşlar ya öyle. Silahsızdan. Silahsızlıktan. Jesus Tahçı, Your Name üzerine film kes yapmayı düşünür müsünüz? İzlemediyseniz öneririm. Ee, arkadaşlar film ilerle ilgili de konuşacağım. Hatta bugün bile konuşacağım. Ee, günün filmi videolarımızda olacak. Ama burada unuturum listeye yazmam. Şeyde yapın. Mesela bu video haline gelecek ya da herhangi bir videoda herhangi bir videoya videoya yorum olarak yazın arkadaşlar. O zaman çünkü bana direkt yollanıyor. Biz onu koyuyoruz sıraya. Orada okuyoruz yani. Uzi do zap zap. Hoş geldin. Whatever that means. Şunu açalım o zaman. Göz rengim. Yeşil mavi arası bir şey. a ben o your name'i okumuş ol, şey seyretmiş olabilirim ya. Anne mi diyorsan on ismi ona benzer bir şey okudum. Şey seyrettim. Dadri mode. Likeness bir. Aynen aynen seyrettim ya. Kız derken ruhları değişiyor. Şey değil mi? Farklı zamanlarda yaşıyorlar. Seyrettim. Fallout New Vegas oynadım bitirdim ya. Lorenzo. Hoş geldin bu arada. Açtık değil mi? sweet. Ben Sunshine Tidings Co-op. Dur lan iki dakika dur burayı temizliyoruz daha. Doğru yeri temizliyorum dur umarım ha. Yanlışlıkla bu adamları temizlemeyeyim. Yanlışlıkla başka <laughs> başka readerları temizlemiyorum dur umarım şu an. Ertuğrul hoş geldin. Standart üyelike. Bu da bir headshot. Gelelim shotgun'a. Aa yakalanmadı gayret. Ha ben onu bir adam daha var sanıyordum. Ha orada. O zaman sağda şöyle bir şöyle bir şey öneriyorum. Ah vuramadım. GG. Stalker oynamadım. Duydum sadece. Bak gizli gizli gitmeyi falan da hatırlıyorum. <laughs> Düğmesini falan unutmuşum ya. Molotov kokteyl, park pistinin nükleer materyal, keijanmur. Şu materyallerden de bir şey yapıyordum da hatırlamıyorum ne yaptığımı. Katar Dünya Kupası'na biraz atışına izin verecekmiş. Oğlum sürekli dalga geçip duruyoruz ya Araplar Araplar diye. Herifler bizim ülkeyi satın alacak duruma geldiler ha. Bilişk Arap Emirlikleri falan. Ne biçim ülke oldular ya. Dünya Kupası'nı kim alır?" demiş Emir Çiçek. Sizce kim alır arkadaşlar? Kim var yani şey diyeyim. Favorilerden kimler var? Anıl Tekeli Zor zamanlar güçlü insan doğuruyorsa bizde niye yok? Çünkü herkes acaba nereden güçlü insan gelecek diye bekliyor o yüzden. Ben İspanya'yı tutuyorum hep. Hiçbir zaman da alamadı ya. Niye de alamıyor onu da anlamış değilim yani. İspanyol takımları çok evet farkındayım. Real Madrid'de çok yabancı vardı. Gene de İspanyolları şey yapacak olursanız, olursanız iyiler yani. İspanyollar da. Oğlum yazık bizi yani. Türkiye'yi tutamayacak mıyız? Ben onu hatırlıyorum. Küçükken şey diyordum. Yani iyice küçükken başka böyle ülkeleri tutuyordum. Sonra Türkiye güçlü olunca... Lan ne güzel diyordum. Bak başka ülkeleri tutuyorduk. Şimdi Türkiye'yi de tutabiliyoruz falan. Sonra GG tabii ki de. Çünkü her işimiz yarım aga. Her işimiz yarım. Mesela Galatasaray Galatasaray'ı takip etmeyeli seneler oldu. Özellikle şeyde hiç takip etmiyorum. Yani oyuncuların isimlerini falan bile bilmiyorum. Bir tane Harry Potter'lı birisi varmış da onu da işte Harry Potter'ından dolayı öğrendim yani. Yedinci sırada mı ne? Böyle sekizinci sırada pardon. Böyle işte 17 maçta 9 galibiyet mi 7 galibiyet mi öyle çok çok saçma sapan yani. yani. yarısından az galibiyet. Gerçekten bunu düşünmek lazım yani. Hani hep şey diyorlar ya diğer takımlar değil. Diğer takımlar da iyi değil abi. Bizim takımlar yani şey takımları İstanbul takımları kötüleşti. Zaten kötüydü iyice kötüleşti yani. Tabii ki diğer takımlar da iyileşmiştir illaki. Yatırım yapılmıştır. Ama yani İstanbul takımları net kötüleşti. Ben şeyi hatırlıyorum. Galatasaray işte Süper Kupayı falan aldı. Avrupa'da UEFA Kupası'nı aldı. O dönemde ya yani biz canlı settik onları bu arada. Abi ne oldu? Şimdi böyle bir şey olduktan sonra artık uçması lazım yani bir takımın. Değil mi? Diğer takımların da öyle Türkiye'deki. Yani uçmaları lazım bu takımların. Ama abi ne oldu biliyor musunuz? Oyuncular iyi, iyi oyuncular çıktı ya. Oyuncular iyi çıktığı için birçoğu birçoğu farklı e, takımlara gitti. Sk. Demek öyle. O zaman köpeğime tanış. Sana daha fazla harcayamam. Maalesef yani bu neyden kaynaklanıyor arkadaşlar? Parasızlık mı? Gerçekten. Gerçekten hani şey mi? Biz başarılı olduk ama parasız olduğumuz için yapamadık mı? Yoksa yani harbiden de oyuncular paralarını alamadıkları için mi mek zorunda kaldılar yoksa ulan bizim değerimiz arttı yemişim senin takımını mı dediler. Yani kim suçlu bu konuda bilemiyorum. Ama Galatasaray UEFA Kupasını aldı, Süper Kupayı aldı ve içindeki oyuncular dağıldı. Dağıldı. Hepsi gitti hepsi. Hepsi gitti. Bir tane golcü geldi. O golcüydü işte Telsim reklam karşılığında alıverdi yani. Olacak iş değil. Bu neyden kaynaklanıyor bilmiyorum ama gerçekten. Yani oyuncular şey mi dedi. Ulan bizim değerimiz arttı. Yemişim takımını. Yemişim takım ruhunu. Böyle mi dediler? Bunu fırsat bilip gittiler mi? Yoksa Harbiden de param bitti. Ben anlamıyorum ki yani. Hani benim bir takım mı olacak? Tamam. Bak ben futbol delisi değilim, futbol manyağı, futbol fanatiği değilim ama ben yaptığı işe değer veren bir insanım. Benim futbol takımım olacak? Takımın içindeki arkadaşlar olacak. Çok başarılı olacağız. Yani 3 kuruşa satmam mı ya? Abi 3 kuruşa satmam. Yani ben bunu çok görüyorum Türkiye'de. İnsanlar şey kafası. böyle borcunu vermesi gerekir vereceği zaman ya da işte profesyonellik, disiplin falan şey dediğin zaman böyle konuştuğun zaman şey diyorlar. Ya insanlık öldü mü ya falan. Tamam mı? Hemen o zaman insanlık öldümeye bağlıyorlar. Ama abi 3 kuruş için seni satar. 3 kuruş için seni satıyor ya. Al. Birileri yakıyor beni galiba şu anda. Cık. Ah. Çok pis bir yer şu an ya. Çok pis bir yere geldik abi. Vallahi çok güçlüymüş bunlar. Ben ne bileyim lan. Ah stealth boy. Cık, hey Allah'ım ya stealth boy gitti boşuna. Dur. <laughs> Load diyelim auto save diyelim. Quick save diyelim. İleride Skyrim. Olur mu? Buradaydı değil mi şey? Stealth boy kullanalım bakalım. Skyrim düşünmüyorum ya. Railroad stealth boy. Bunun ne olduğunu bilmiyorum abi. Bakalım ne olacak. Gönderilen videoları yayında izleyecek misin? İzlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Sıraya koydum. O süper. Görünmüyorum şu anda. Harika. Weapons diyelim. Ne yapak şimdi? Tam geçerken bomba mı atsak? Başka. Settler'mış lan bu. Settler'i öldürdük yanlışlıkla ya. Niye öldürttünüz bana Settler'i? Tamam. Yeter. Kabul. Ölmedi ne? Ha hala göremedi beni. Ha gördü. <laughs> Action point'imiz bitti değil mi? Köpeğimiz burada. Neyse ki köpeğimiz ölümsüz. Kurtuluşum var gibi konuşuyorsun. Bomba atsak ya. Bomba atsak ne olur acaba? Bomba atsak ne yapabilir ki? Ha plazma granit varmış zaten. Bunu nasıl atıyorduk? Aha geldi. Vurduk. Aha bitti. Bitti. GG. Biz ölüyoruz bu arada. Alika, Celal Şengör'le yayın için iletişimi sağlarım dedi. Sen ne düşünüyorsun? Valla şimdiye kadar birçok kişi onu söylemişti. Olabilir. Konuşuruz. Değişiklik olur. Bu ne acaba? Dampening coil peki Ne olduğunu bilmiyorum ama Umarım yanlış bir şey yapmadım. Şu setler ne ayak ya? Sen kimsin acı? Please let me go. Help. They're going to kill me. alt boyumuzda hiçbir işe yaramadı ya. Şunu açalım bari. Hatta ses kaydı var. Kaçak film siteleri. Valla benim, benim filmim kaçak film sitelerine koyulursa çok bir şey demem açıkçası. Çünkü beni destekleyen arkadaşlar, gerçekten desteklemek isteyen arkadaşlar zaten destekler. Beni sevmeyen arkadaşlar da oradan seyredecekse ama laf etmesin filme yani. <laughs> bir Hollywood değiliz sonuçta. Evet, sormuş olduğunuz soruların birçoğu e, önceden cevaplanmış sorular arkadaşlar. Merak etmeyin. Tadımlık MP olur mu? MP'nin yerine ne olacağını söyledik. Bu ne ya? Onunla ilgili MP vardı. Cevacı sallıyor bir dedi. Gerçek olsa bile bence kızla yakın zaten. Kızla şikayette bulunmamış. Taciz demek fazla. Demiş. İpek Çelik para vereni laf etmeye hakkı var sadece. Yani. Neden biliyor musunuz? Çünkü benim gerçek seyircim eğer ya benim gerçek seyircim bu işi yapmaz. Benim gerçek seyircim olmayan adam da dışarıdan laf etme hakkı yok bence yani. Benim seyircim olmayan dışarıdan gelen bir adamın laf etme hakkı yok. Etsin kendi kendisi etsin yani. Umuruma takmam. Kale almam yani açıkçası. Bundan da bir şey çıkmadı bu arada. Zaten ben koysal, koysunlar desem de demesem de koyacaklar. Benim dememle bir şey değişmeyecek ki. O yüzden diyorum. Beni desteklemek isteyen arkadaşlar. Yani yap, yapımlarımızı desteklemek isteyen arkadaşlar alır. Diğer arkadaşlar öyle ya da böyle ulaşıyor zaten. Ulaşır zaten. Arz talep meselesi evet. Bu adam hala burada mı? Biz şuraya düşsek ölürüz herhalde değil mi? Baya değişik bir yer. Hedef 2023. <laughs> Eski Türkiye aynen. Eski Türkiye böyleymiş arkadaşlar. Hiçbir şey yokmuş. Niye orada bekliyorsun ki? Boris Mertovski senin seyircin olmayan adamın filmden haberi olmaz abi zaten. Hayır otur sitelere yüklendiği zaman oluyor işte olur. Onu diyorum yani. Çünkü adamlar listeye bakıyor. Listede ne görüyorlarsa onu şey yapıyorlar. Ama bir de şöyle bir şey var. Reklam ee, reklamda çıkacağım ben. Yani aslında ilk başta başladığım zaman sadece benim seyircim seyretsin kafasındaydım. Bizim kafamızda olanlar seyretsin kafasındaydım. Aha. Bizim seyircimiz olmayan kişiler de aslında Onu nasıl yapacağım mesela? Reklam. Youtube'dan reklam. Youtube'dan reklam olarak yapacağız. Köpek bizden önce buluyor hep bunu ya. Nerede ki? Burada. Zehirli plazma ne demekse? Senin vurdum yanlışlıkla pardon. O birini öldürdü galiba. Güzel öldü. G -G. fallout 3'te yapay zeka nasıl da hatırlıyorsunuz değil mi mal gibi üstünüze koşturuyorlardı çok kötüydü ya yani sıkıcıydı bir de çünkü dümdüz koşuyorlar sen öldürüyorsun sadece Güle, güle Şey yapacağım. Ha onu anlatıyordum. Ee, Youtube'a reklam çıkacağım arkadaşlar. Çünkü ikinci amacım da o. Yani birinci amacım evet sizleri için ve bizler için. Çünkü bizler biliyorsunuz hani Türkiye'deki filmler bizi tatmin etmiyor. Bizim kafamız farklı olduğu için. Bizim kafamızda film çekmek evet bir. Ama bizim kafamızda da bizi de tanımayan çok insan var. Yani tanısa da çok beğenecek. Lan ne güzel filmmiş diyecek de insan var aslında. Yani bu şey anlamına gelmiyor. Evet bizim seyircimiz beğenir ama bizim seyircimiz olmayan kişiler de beğenmez anlamına gelmiyor. O yüzden onlara da aslında ulaşmak lazım. O yüzden fragmanı falan da öyle ilginç yapacağım yani. Hani beni hiç tanımayan birisi bile fragmanı görüp seyretmek istesin istiyorum. Ve filmi de seyrettikten sonra da güzel bir desin istiyorum yani. Olan gene köpeği oldu. YouTube e, ya tabii ki yetmez. Ne yapacaksın? Afiş koyacak değiliz herhalde. YouTube'dan reklam yapacağız reklam çıkacağız. Bir de sizler paylaşacaksınız. Eğer filmi beğenirseniz fragmanı paylaşacaksınız. Öyle şey yapacağız. Ne kadar olacak bilmiyorum şey. Yani ne kadar bizim bizden olmayan, beni hiç tanımayan mesela ne kadar insan bunu görür bilemiyorum. Tabii şey falan da olacak işte. Önemli olan filmin iyi olması o yüzden önemli dedim ya. Mesela Oğuzhan Uğur'a da götüreceğim. O da demişti çünkü film bittikten sonra haberim olsun diye. Hani böyle ünlü insanlara da başvuracağım, götüreceğim. Belki film yapımcılarına vesairelere göstereceğim. Abi biz böyle bir film çektik işte sıfır şeyle, bütçeyle falan diye. O yüzden iyi olsun istiyorum yani. Elimizde olduğu kadar imkan bütün imkanlarımızla. Yani şu an imkanım olsa bazı sahneleri bir daha çekerdim ama imkan imkansız yani. Bu arada ayı ayı ne kadar şey varsa giriyorum abi. Tuzak varsa giriyorum. Oğuzhan Nur mu borç harç 1.2 o filmi yapsın diye göstermeyeceğim, tanıtımını yapsın diye göstereceğim. <laughs> o bana şey demişti. Ee, film yani yapımcılık konusunda yardımcı oluruz şey olarak. Mesela İstanbul'da e, mekan falan lazım olursa yardımcı oluruz demişti. O gibi benim için mesela ben bende en olmayan şey network abi. En olmayan şey işte tanıdık film camiasında tanıdık hiç yok yani sıfır. Neden mesela birçok filmci şey der ya önce gidin işte tanışın falan. Ben neden yapmadım bunu? Çünkü önce kendimi kanıtlamak istiyorum. Yani abi ben iyi bir şey çekerim demek ayrı. Bir de al abi ben bunu çektim demek ayrı. O yüzden. Cahire'ne falan da ver. E, tabii yani ünlü olan herkese vereceğiz. O ayrı canım. Ama şey Oğuzhan ayrı ayrıyeten söylediği için diyorum. İşte Cevahir kapatırız dedi. Ne kadar doğru bilmiyorum. Cevahir nasıl bir yer onu da bilmiyorum. Yani önünden geçtim de içine girmedim. O çok önemli değil. İstanbul'da bence yani o olsa da olmasa da İstanbul'da bence şey bulunur. İstenirse yani İstanbul'da oynatılacak böyle bağımsız sinema oynatan yer illaki bence bulunur yani. İzmir'de zaten bulunur. Abi tanıdık biz ne güne duruyoruz izleyiciler olarak. Tabi siz de yani şey yaparsınız paylaşım yaparsınız. Nereye gideceğiz ya? Ha buraya. Buradan çıkılıyor mu ki dışarıya? Ömer Kurt Tekin. Yüksek bütçe eline geçerse eski oyuncuları oynatmaya devam etmek ister miydin? Ee, i̇sterim. Çünkü oyunculuk aslında şeye göre çok değişmiyor biliyor musunuz? Ee, mesela çok isim yaptığın zaman çok daha iyi oyuncu, iyi oyuncu olacak şeklinde değil de... Şey şey şeklinde oluyor. Bozuldu mu? Daha fazla bütçen olunca... Daha fazla bütçen olunca daha fazla vakit harcayabiliyorsun provaya falan. O yüzden önemli. Ben de onu isterdim açıkçası. Hani aynı oyuncuların birçoğuyla oynamak isterdim. Tek fark aşağı mı atlayacağız lan? Harbiden aşağı atlayacağız galiba. Ölme, ölmeyelim. Yok lan atlamam. Ne diyorsun hacı? Buradan ne diyorsun sen? Aa varmış lan ha, harbiden. Ne zaman dedim hacı. Geldik yani buraya. Yağmur da başladı. Berkay. Abi kendini kanıtladın diyelim. Şu an medya sektöründe olan şu kişilerle çalışmak istiyorum dediğin isimler var mı? Oyuncu vesaire. Olabilir dediğim insanlar var. Ama gerçekten şey kafasında değilim biliyor musunuz? Lan şu ünlü oyuncuyla çalışsam ne güzel olur. Şu an elimdeki oyuncular da iyi. Yani oyunculuktaki hepsi olmasa da yani birçoğu iyi. Bazıları tamamen amatör. Ama onlara zaten ufak rol verdik ama birçoğu prof. Uyuyalım. dediğim gibi mesela oyunculuktaki şu an oyunculuktaki esas sıkıntı şeyden kaynaklanıyor. Çok az prova almamızdan. Yani bence bu kadar az provaya rağmen çok iyi gene yani. Yani oyunculara helal olsun. Bundan önce çünkü hiç oyunculuk bilmeyenlere oyunculuk öğretmeye çalışırdım. En azından o yok yani. bakabilecek. Teşekkürler. Bir şey verdi ama. Şimdi şeyim gidiyorsun. Talk to Preston Gravy. Bu şey değil mi? Şey reis. Another settlement needs your help reis mi? Aynen <laughs> o. Biz neredeyiz şu an? Neredeyiz lan? Baya gittik galiba. Muhabbet ederken baya yollanmışız. Şu muyuz biz? Aynen buradayız. Mı? Yok power armor diyor. Ha power armor burada. Ben neredeyim acı? Kendimi nasıl bulacağım? Dur kapatıp açsak. Evet. Heh buradayım. İyi. Bayağı bir yürüyeceğiz demek ki. yürüyelim bakalım. Then you need a farm girl. There's plenty. That evans. Um, ne konuşuyorlar bunlar ya? Abigail Finch. Hadi gidiyorum ben. Şu plazma yerine normal bir şey alalım. Ahmet Yaşar. Hoş geldin bu arada. Solid Sergen. Solid Sergen sen tofu, tofu Sergen misin? Tofu'nun Sergeni mi? Taptık olan Sergen mi yani? Evet arkadaşlar bu quest'i bitirdikten sonra... Büyük ihtimalle oyunu kapatacağım. Normal konuşma yaparız. Çünkü e, hakkında konuşmak istediğim başka konular da vardı. Onlarla ilgili de konuşuruz. Bu dediğim gibi bir saat, bir buçuk saatlik böyle bir oyun futucu aldık. Konuşmalarım bu futucun üstüne, bu görüntülerin üstüne ekleyecekler. Mike Miller, sen bunu dedikten sonra 3'ye gelmesi. Atakan Akbulut. Bütçe olmadan herkesi aynı günde aynı saat toplamak zor. Bir de çekim aylara yayılıyorsa ay benim işim çıktı ay. Sırf şundan saygım çarpı iki ekibine. İşte onu diyorum ben de. Yani daha fazla para olduğu zaman daha profesyonel oyuncularla çalışmaktan ziyade zaten yani 3 hafta ayarlasan oyunculara fazla fazla çekersin. Yani şey yapmayacaksın sonuçta. John Wick çekmiyoruz. <laughs> ya da Jackie Chan dövüş sahnesi çekmediğimize göre. 3 haftalık. Ama full 3 haftanız ayarlayacaklar yani. Ona göre işte para verebileceksin. Anlatabiliyor muyum? Ona göre para vereceksin abi. Peşin peşin. Güzel para vereceksin. Onlar da gidecekler. yıllık izinlerini alacaklar. Ya da çalışmayacaklar. Ya da sana seni işte birinci plana koyacaklar yani. İki hafta, üç hafta sürekli aynı kişilerle çalışacaksın. Çatır çatır prova alacaksın. Ben gördüm yani tiyatro mesela. Tiyatro oyuncularının e, hani ne kadar e, ne derler tekleyerek başlayıp oyunlara ama yeterince prova aldıktan sonra ne kadar profesyonel oyunlar çıkardıklarını gördüm yani. Yeterince prova alırsan her şey olur. Olmaz diye bir şey yok yani. O moda gireceksin. Biz onu yapamadık. Ha en azından şunu yaptık. Prova aldık ama. <laughs> hiç almayan da var. Yok. Hiç almazsan olmaz. Hiç almazsan olmaz. Bazen şöyle oluyor tabi. Bazı çekimlerde provaya gerek olmuyor. Çünkü çok kısa oluyor sahne. Bazen onu yaşıyordum yani. Buluşuyoruz. Sahne belki 1 dakika. 2 dakika ama. Pro'yu da aynı günde alıyorsun o zaman. Bir de oyuncuna da güveniyorsun tabii. Önceden bildiğin oyuncu. Ama mesela bu şey yaptık ya en son. Torbacıyla kavga sahnesi. Mesela Suat'ın kavga. Şimdi ikisinin de oyunculuğuna ben güveniyorum. Ama o kadar komplike şeyler var ki. Hem dövüş koreografisi olarak. Tabii ki şey değil. Ne bileyim karate kung fu gibi değil de daha böyle doğa gerçekçi dövüş. Ama yine de yani ne olur ne, ne olursa olsun. Hem öyle hem de e, reaksiyonları, tepkileri falan da spesifik olması lazım. Hatta şey falan var. Gece mesela bağırıyorlar. Gece bas bas ha geldi. Gece bas bas bağırmaları lazım normalde tamam mı? Bu nasıl yapacaksın? Bağırıyor gibi yapıyor. İkisinin de öyle bağırma sahneleri var. Bağırma sahnesi de benim için önemli. Ne de önemli? Çünkü bir filmin bence iyi olması için insanlara duygu vermesi lazım. Duygu da oyunculuğun böyle içten olduğu gördüğün zaman o zaman duygu oluyor. Mesela şeyin Selin'in de bağıra bağıra hüngür hüngür ağlama sahnesi var. Bunlar önemli şeyler yani de duyguyu katıyor bunlar. Filme duyguyu katan şeyler. Onda işte nasıl yaptık? Orada gece çekim yaparken mesela hadisene hadi diye bayağı bağırması lazım mesela. Alfa ha. Tam bir alfasın. Orada nefes ver veriyor sadece. Hadi sen böyle bağırıyor mesela. Gel gel. Ondan sonra işte seslendirme için şeye gittik. Terapi ormanına gittik. Terapi ormanın girişinde bir yer var. Orada gündüz tabi ormanın içinde bağırttım arkadaşları. Hadi, hadi sene, hadi falan diye böyle. Onu oturtacağım artık şeye, görüntüye. Ton balıklı sandviç. Yetenek meselesi mi biraz? Yetenek meselesi kesinlikle ama prova da aynı zamanda ikisi de. Yeteneğine güven bazen onu da görüyorum çünkü yeteneğe çok güveniyor insanlar. Ondan sonra çok basit lafları falan unutuyorlar. Onu da görüyorum yani. Murat Kaylu hoş geldin. Standart üyelike. Emir Bey, oyunların zeka gelişimi hakkındaki etkisi hakkında ne düşünüyorsun? Üzerinde geliş. Valla gerçekten güzel bir şey konusu bence. O buradan iyi avcılık yapılır. Güzel bir tartışma konusu bence. Bence dengeyi bulmak lazım. Yani benim hayal gücümü tabi. Ne oluyor lan? Pausa basıyordum ha. Patlayan bir şey yok mu patlayan? Patlayan genç. Granit atın. GG. Vazgeçtim. Vazgeçince nasıl geri alıyorduk ya? Ha başardım. Yani eğer hayal gücün varsa hayal gücün tabii şey yapıyor. Körüklüyor. Ama malsan mallığın çok değişmiyor yani. Bence. Geliyorsunuz ha. Gelin bakalım. Şurada bir şu iş görür mü acaba? Bakalım. Geldi de reis. Diğeri. Flamer fuel sende ne arar? Irradiated blood. Şimdiki oyunlar daha az özgür bırakıyor oyuncuyu. Yani şunu görüyoruz, değil mi? Böyle mi, milletin ağzı böyle bir karış açık, çocukların ağzından salli aka aka bebek çocuk oyunları oynuyorlar. Ben mesela şeyi hiçbir zaman e, keyif alamadım ya. Yani. Eskiden gerçi Angry Birds oynardım ama kısa bir süreliğine. Şu mobile gaming yani cep telefonundan. Oyun, oyun oynamak, küçücük ekranda oyun oynamaktan hiçbir zaman zevk alamadım. Bu mezar komple açılmış galiba. Şu anda vakit olunca oyun niyetini işte o şeyi oynuyorum. Bu neymiş ya? Vay güzel bir şey benziyor. 50% more damage against humans. Güzel bir şey. Alalım. Legendary. Bu Duolingo Japonca öğreniyorum orada oyun niyetine. İşe yarıyor. Bu arada onunla ilgili size bir şeyler göstereceğim arkadaşlar oyun bittikten sonra. Türkçe öğrenirken neler var? Ne garip? Çok garip cümleler var arkadaşlar. Türkçe öğrenirken, Türkçe öğrenilen yerde yani. Onları kaydettim. Onları göstereceğim. Çok garip cümleler var yani. Yani ya birisi trollüğüne yaptı bunu. Ya birisi trollüğüne yaptı abi. Ya da Yok trollünü yapmıştır ya. Yani bu kadar da sallama bir iş olamaz yani. Bence trollemiş birisi. Bir Türk trollemiş abi. Bana öyle geliyor. Altı inç telefonlar küçük değil. Yani laptop bile küçük geliyor bana. <laughs> Lucas Miller. Bugün. Ha satıcıymış. Neyin var? ballistic fiber, leather, steel. Bunlar işte şeyi şeyine yarıyor. Bir şey yapıyorsun. Bunlara genelde böyle tek tek bakıyordum. Lan bu neymiş, bu neymiş falan diye ama şimdi sizi sıkmamak için bakmayacağım. Silahın yok bile. Monitör kaç inç? Vallahi yazıyordu ama seneler geçti hiç unuttum. Duolingo'nun sanırım çoğu dilinde böyle. Yok. Gerçekten troll. Şimdi göreceksiniz yani. Gerçekten troll yapmış birisi. Ve çok ilginç bir şekilde nasıl ortaya çıkmadı bu olay bilmiyorum. Bir şey var ama legendary o ne yapsak biz de şöyle legendary bir şey alalım bir de legendary bir nuka cola quantum içtik Boris Mertovski bir kurumdan Türkçe öğrenen Japon arkadaşlarım var. Bakıyorum nasıl öğrendiklerini. Ben daha iyi öğretirim Türkçeyi onlara. Yani. Hem nedir? Ha bunlar ateş ediyor değil mi? Sen dövüş sporlarıyla bayağı ilgilisin galiba. Benim action pointlerim niye bu kadar az ya? Legendary gel buraya. Kaçtı. Sniper'dan kaçabilir misin bakalım? Kaçamazsın. Kaçamadı. Dalgayı yedikten iki dakika sonra falan gibi cümle mi yazmışlar? Yani garip garip şeyler var. Birazdan göreceksiniz arkadaşlar. İyi içine et çıktı. Eti de yenir. O Legendary nerede ya? Legendary nerede? Öldür, boşuna öldürmedik inşallah. şu mu? Yo basketbol. Oynayacağım mı reis? Hadi basket oynayalım. Basketbol çok güzel bir spor da. Maalesef gençliğimizi futbola verdik ya. Ve işin kötü yanı biliyor musunuz? Ben futbolu aslında çok seven birisiyim. Birisiydim yani. Şu an sakatlanmamak için oynamıyorum. Çünkü ne zaman oynasam kendim, kendi kendimi sakatlıyorum çok seven biriydim ama benim bulunduğum hiçbir yerde insanlar disiplinli değildi maalesef. Çalışmıyorlardı, antrenman yapmıyorlardı, yapmaları gerekirken bile. Yani bölüm takımında bile antrenman olmuyordu abi maalesef. Yani şey kafası. Tam herkes profesyoneldi ama antrenman yapmıyorlardı. Eğer ben benim yani daha önceden fırsatım olmadığı için ben antrenman yapamamıştım. O yüzden ben şeydim yani. Onlara göre çok amatördüm. Zaten fiziksel olarak falan da çok şeydim yani. Güçsüzdüm onlara göre. Biliyorsunuz futbolda fiziksel güç de çok önemli. O neresi burası ya? Ben isterdim ki böyle hani takım olarak sürekli antrenman yapılsın. Yapmadılar. Hani nasıl sayı biliyoruz falan diye. Ondan sonra da üçün biri oldu maalesef. O kadar iyi oyuncular olmasına rağmen. O kadar çok size buna benzer örnek verebilirim ki. O kadar çok yani. Yetenek var ama sallamıyor. Yetenek var sallamıyor. Yetenek var disiplin yok. geldik de nereye geldik? Hiç düşmeyiz. İyi devam. Yolumuza devam. Buradaki görevi ben hallettim galiba ya. Nebuk Oğul. Türk Deniz Kuvvetleri. Antrenman yapmamalarının sebebi futbolcunun antrenman değil yeteneğe dayalı olduğunu düşünmeleri yüzünden. Bu gerçekten ülke futbolumuz için büyük bir yanılgı. Sergen'i biliyorsunuz işte arkadaşlar. Sergen Sergen Taptık diyecektim. Sergen Yalçın. Başka bir şey söylemeye gerek yok yani hoca oluyor. Oyunculara işte niye antrenmanlara gelmiyorsunuz falan diyor. Niye geç kalıyorsunuz ya da işte niye yapmıyorsunuz diyor. Onlar da diyorlar ki sen de gelmiyordun. Adam da diyor ki ama ben Sergen Yalçın. İşte tam. Tam Türk mantığı. Tam Türk mantığı ya. Çünkü bakın filmlere falan da bakın. Bizim filmlerimize falan da bakın. Öyle bir kafa vardır yani. Biz Türk'üz abi biz hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yaparız abi. Aynen görüyoruz kanki nasıl yaptığını görüyoruz yani. Konya Spor şampiyon olacak bu sene. Neredeyse yani. ikinci sıraya falan çıktı. Milyonlarca dolarlık şey takımları İstanbul takımları ağlıyor. Ellerinde her türlü imkan var. Sana da plazma harcamak istemiyorum ama ne yapalım. Harcamayacağım. Molotov mu atalım? Tesla rifle. Bence şu. Bayağı etimiz oldu ha. İslam Yılmaz sana da selam. İsmin çok güzelmiş. Tebrik ederim. Emir Bey. GS 13. olmuştu sanırsam. Şu anda da 7. Ha benim tabii benim baktığım gazete eski ya. Daha da kötü durumda olabilir şu an. Evet. Koleş havası var. Antrenmanı drone takip ediyor. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi adamlar büyük takımların esas amacı ne? Büyük takımların abi esas amacı ne? Aa Sanctuary'e geldik galiba. Büyük takımların esas amacı para kazanmak. Para kazanmak için de ne lazım? Tribünü doldurmak. Ve işte merchandise satmak. Bu tür şeyler. E senin adamın tribünü dolduruyor mu? Dolduruyor. Merchandise satabiliyor musun? Satıyorsun. Bir de öyle bir şey uydurmuşlar ya. İşte yenilsek de, yenilsek de, no, şöyle de olsa, böyle de olsa. No, adamların umurunda değil ki. Adamların umurunda değil. Senin umurunda. Yağmurun altında gidiyorsun, çamurun altında gidiyorsun, karın altında gidiyorsun. Adamın umurunda değil ki adam en iyi şeyde bile sallamıyor yani. En iyi havada bile sallamıyor. Evet. Bu quest'i de bitirdik. Başka bir şey göstereyim. Eğer canımız sıkılırsa tekrar gireriz oyuna arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapalım? Quit diyelim. Kaydettik mi ama? Dur, bir save edelim. Veya quit demeyelim. Bu dursun burada. En kötü minimize yaparız. Şunu alalım. Ya da yok quit diyelim ya. Çok yer kaplayacak çünkü. Evet oyun. Oyun kayboldu. Bir şey gösterecektim arkadaşlar. Onu göstereyim size. Taskbar geri gelsin. Bu arada benim voice record devam ediyor mu? Ediyor. Tamam. Zaten bu noktan sonrasını şey olarak da alırız. Normal şeyin sesi olarak da alırız. Şimdi... Aa nereye gitti o ya? Dur. Size arkadaşlar Duolingo'daki gariplikleri göstereceğim. Şurada. şu yan tarafta olması lazım. Bakayım açacak mı? Şunu alıp şimdi doğru yere koyalım. Evet, bu basit şeylerden başlayalım. Ben çarşambaları şarap içerim. Türbanlı reis. Bu kötü bir tesadüf olmuş. Biz perşembe günü bira içeriz. Ha bu arada ben sizi göremiyorum ya. Bir saniye pardon. Chat'i göremiyorum. Evet chat'i de açtık. Ben salıları peynir yerim. Filler postanede domates yer. Filler postanede domates yer. Ben baykuşum ama yakışıklıyım. Bir ayı ayı içer. Yalnız tesadüfen ayı denk gelmiş. Çünkü hep denk gelmeyebiliyor. I am a man and I drink water. Ben bir erkeğim ve ben su içerim. Abi bu ne? Select the correct translation. You are full. Birinci sıradaki ne bak? Küçük eklemeyin zaten sıfatlarda var. Şeyi düşündüm. Şeylerde bazen oluyor ya siz siz bir seçenek ekleyin falan diye böyle bir şey oluyor ama yok ki öyle bir şey. Çünkü o olduğu zaman böyle trolleyenler çıkıyor. Anladınız değil mi? Arkadaşlar siz bir seçenek ekleyin diye. Öyle bir şey yok. Raporlamışlar galiba. Küçük eklemeyin zaten sıfatlarda var. Çorbayı toksunuz. Çorbayı toksunuz siz toksunuz. Turtles are not calm. Kaplumbağalar sakin değil. Yani diyor ki şeyine bakmayın. Ağırlığına bakmayın. Efendiliğinden o aslında. Kedi bir kitap okur. Peki. I am a young owl. Ben genç bir baykuşum. Bu arada ben kendimi Japonca yapıyorum. Japonca'da böyle garip şeyler çıkmıyor yani. Türkçe'ye özel bu. Fil sütü içer. Peki. Do küçük bir baykuş. Sen büyük bir baykuşsun. Your crab drinks the water. Senin yengecin suyu içer. Ben erkeğim ve su içerim. Çok seksist bir yaklaşım. Gerçi düşünecek olsak gerçekten de öyle. Her erkek su mu içer? Peki trans erkekler içmez mi? Şu anda şu anda sen erkekler su içer diyerek su içmeyen erkekleri şey yaptınız, ötekileştirmiş oldunuz. <laughs> ben baykuşum ama yakışıklıyım. There is no handsome, handsome soldier. Yakışıklı asker yok. Bundan PKK'lar ele geçirdi. Buraya da mı sızdınız lan? Buraya da sızdılar herhalde. Ben ekonomistim. <laughs> ben ekonomistim ama dil biliyorum. Avukat güzel bir kadın. Söyleyen de türbanlı reis bu arada. Kaplumbağalar kitapları okur. Ben genç bir baykuşum. Pek benzetemedim ama neyse. Singers eat bread. Şarkıcılar ekmek yer. Kuşlar gazeteleri okur öyle mi? <laughs> Bu şey muhabbeti var ya sakızları atmayın kuşlar yiyor. Lütfen gazeteleri atmayın kuşlar okuyor. You eat the salt and drink the water. Tuzu yersiniz ve suyu içersiniz. Tabi tuzu yedikten sonra zorunlu olarak. Kediler süt ve bira içer. <laughs> Bu bir... <laughs> Bu bizim şeydeki kedi İstanbul'da Rakbar'da orada yaşayan kedi için doğru olabilir. Musa Altar K. Hoş geldin bu arada. Hayvanlar şarap içer. Hani ben bira içerim şarap içerim falan derken acaba diyorsun şey e, laikçiler mı ele geçirdi ama burada da hayvanlar şarap içer diyor. Her çeşit var. İşin ilginç yanı çarşambaları şarap içer, içerim diyen şey türbanlı bir bayandı. Bu emo saçlı şu yandan kazıtmalı feminist emo saçlı kadın da hayvanlar şarap içer diyor. Yani beklenmedik taş baş yararmış. Bu kadının başı yarılmış mesela bak. Hayvanlar şarap içer gene. Aynen adam olan viski içer. Köpekler gazeteleri okur. Şarkıcılar ekmek yer, yani şarkıcılar bu işin ekmeğini yer diyor. Kaplumbağalar kitapları okur. Batıda kaplumbağalar limon yer. Öyle mi bilmiyorum, biz gitmediğimiz için olabilir yani. Tavşan kitap okur. Bir ayı ayı iç. <laughs> <laughs> Ve söyleyen de ayı. <laughs> bir ayı ayı içer. Erkek adam rakı içer. Olay bu. Bir ayı ayı içer, erkek adam rakı içer. 7 çok güzel bir sayı. Peki. Kızın 78 tane örümceği var. Hayatımda hiçbir zaman söylemeyeceğim laflardan bir tanesi. Balıklar sandı. Balıklar sandviçleri yer. Sen su içiyorsun ama o şarap içiyor. Ve bunu söyleyen çocuk. Evet, Alex bir baykuştur. Ama bir Alex değil. Köpekler gazeteleri okur. Your crab drinks the water. <laughs> 5 <laughs> lira yeterli. O yazıyor, ben yüzüyorum. <laughs> beni sev! Bir de ünlem. Abi, beni sev! Alex restoranda uyuyor. Kurbağa altı örümcek yer. Kaplumbağam ve ben yüzüyoruz. Elmalar o adadan geliyor. Tuvalet atıyorsun. Emin misin? Yalnız tuvaletin üstünde mosk cami var. Şöyle yazıyor yani. Ne? Tavuğu ödüyoruz. Tavuğun, tavuğu ödüyoruz ne demek lan? Para yerine tavuk mu veriyorlar yani? 40 litre su iç. Camide küçük kediler var. Bu olabilir. Bu mantıklı. Sarayda yağmur yağıyor. Sarayda yağmur yağıyor. Pardon. Şu kendimi büyüteyim artık değil mi? Niye büyütmüyorum ki? Şöyle yapalım. Kendimi de biraz büyüteyim artık. Kendini çok büyütme. Devam. Sen öğleden sonra gömlek giyersin. A cake is coming from the kitchen. Kaplumbağam ve ben koşuyoruz. Meyd Meydanda ayakkabı giyerim. Güneyde güzel kızlar var. Black. Black. Accidental racism olmuş bu da. The woman eats the salt, I drink the milk. Kadın tuzu yer, ben sütü içerim. Evet, ben bu yağı biliyorum. Hayatımızda hiç kullanmayacağımız laflar. Gerçi kullanırız herhalde ya. Evet, ben bu yağı biliyorum. Belki yağ reklamında kullanılabilir. Ben şekeri yerim. Onlar pastayı yer ve birayı içer. Söyleyen badem bıyıklı reis. Büyük ihtimalle bunu hayıflanmak için söylüyor. Hayıflanarak söylüyor. Onlar pastayı yer ve birayı içer. Selcen onu okur. Bu arada Selcen çok fazla var. Selcen ismi. Böyle Ayşe Fatma yok yani. Ben gazete okurum ve su içerim. O şarabı içer. Kadın tuzu yer ben sütü içerim. O kadar çok tuzu yer var ki bir de sürekli çıkıyor bu da. I know this oil. Ben bu yağı biliyorum. Black bir daha. Evet bu kadar. Batu Yılmaz Güney'in şehirleri kibarca eleştirdiği filmin repliklerini andırıyor. Onlar bira içer. <laughs> Evet şeylere bakabiliriz. Şu alanı genişletelim biraz. Şu yeterli olur sanırım. Yollanan videolara bakalım mı arkadaşlar? Hem sizin için de şey olur. Sizin için de bir fikir olmuş olur. Hepsini indiremedim. şuraya koyalım. Şunu açarız. Jenerik evet, Mutfuk... <laughs> <laughs> için uygun. geçti. Şey yaptım. Kabul edildi. Buna bakalım. Evet. Bu nasıl tarışı görüyorum arkadaşlar? İşte bu. Evet, bir tık abartı olmuş olsa da gene de iş görür. He, duyulmuyor diyor. Videonun kendisi de duyulmuyor arkadaşlar. O şeyden değil. Yayından kaynaklanmıyor. Videonun kendisi de duyulmuyor zaten şu yollanan küfürler var. Onlara bir bakalım. Bakayım güzel olmuş mu? Eko dedik keleş çekmiş amana kodum ne oluyor ya? Ya kes oros bu çocuğu. Lan gerçekten karşıma çıksan abi çekersin lan. Adres ver lan adres. Çık karşıma amına koydum bunu oğlu. Ya bu küfür. Bir de normal oyun içi var. Eko yapalım beyler ben B'ye gidiyorum ya. Ortaya sumak atsın biriniz. Flash attım girin 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 girin. Lan B'de ablup var dön ayağa dön dön dön. Short'ta adam var öldüm ben. Trade'i mi al lan trade'i mi trade'i mi? Ya yapacağın işin anasını avradın sikim ya. 15 rata. Orada S4'e şey mi? Pişemez pişemez 15 rata. İyi bunları. Zaten şey olacak. Baştan sona hepsini koymayacağım. Parça parça koyacağım. Bakalım daha geler, gelecek olur mu? Şimdi %90 müzik gelmiş şu anda. Daha başka geldi mi bilmiyorum. Bir refreshleyelim bakalım. Belki gelmiştir. Müzik, 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 müzik. Şu an müzik. Baya müzik gelmiş. Onlara bakmadık. Bakarız ya sonra. Çünkü onlar baya bir vakit harca yani indirmesi falan. İndirmesi, kaldırması. Baya bir vakit alır. Bir saniye chat, chat kay gitti. Ha. Biraz daha canlı ol bir küfürler çok yapay geldi. Abi sönmezse sanki ki son... küfreden cehallenmesi lazım. Gürbüz. söveyim mi? İşte bekliyorum arkadaşlar. Gerçekçi. Sadece küfür değil ama yani. Şey de. Ben şu webcam'e geçeyim. Nerede ya? Normal konuşma falan da yani. Aa bu niye olmadı ya? Ha buradan geçtiğimiz için mi acaba? Neyse burayı büyüktürüm fark etmez. Burayı büyütürüz. Demokrasilerde çare tükenmez. Şeylere bakıyorum konulara bakıyorum bir yandan. Harun Barak. Abi küfür sanattır sanki gerçekten sıkıyormuş gibi olması lazım. İşte arkadaşlar dediğim gibi güzelini yapacak varsa. Donate okumadın 85 TL attı adam. Görmedim valla. Ha gördüm. Hey isimli yaşayıcımız. Efe abi iki yıldır mezun olmak için ders çalışıyordum. Bu DNM'de seni dinlemek en büyük motivasyonumdu. Bütçeni verdiği şekilde sana TŞK, ETMK istedim. Ben de BŞ, Y, yumuşak G, -l diyorum sana. Arkadaşlar başka bir yere bakıyorum sonra kafa kaldırdığım zaman chat'ten de görüyorsam onu okuyorum. Garip şeyler var burada. Bazı şeylerin de zamanı geçti. Çünkü böyle bir bir hafta falan şey yapmadım ya. Eee Podcast yapmadım ya. O yüzden bazı şeyler zaman işte jelibon jelibon rezervi yazmış yazmışım mesela. Aslında tam dalga geçilecek şeydi. Hatta arkadaşlar konuşacaktık da. Abi ciddi ciddi jelibon rezervi olduğunu inanmış mı adam ya? Allah Allah. Murat, abi gizli efekst benzeri filmsiz efekst gelir mi? Metalisli ekşici falan. Ee, anca canlı yayın gelebilir. Yani mesela şu, bu yaptığımız yayın gibi ama oyunsuz, sadece konuşmalı gibi. Abi aydalı tarikatın açtığını çoktan zengin olmuştu. Jelibona falan gerek kalmazdı. İnanmış abi şaka yapmış film ne zaman geliyor. Çocukların yediği diyor. Haribo rezervi. Sözcü yazarı Muratoğlu'nun Adıyaman'daki iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervi rastlandı. Fake diye resmi şey arka arkaya bulunuyor. Yani ona bakarsanız birçok zamanda da gaz bulundu deniyor ama bir şey bulunmamış çıkıyor ortaya. Burada konuşmak istediğim bazı konular daha var ama sesim bitti ya niye öyle oldu? Demek ki iki buçuk saatte bitiyormuş ses. İşte diyorum ya eski kalitede olmayacak. Çünkü tek seferde oturduğumda ne kadar olursa. Çok garip bir konu var. Bu konu hakkında da konuşmasam olmaz. Gerçekten sesim yoruldu. Şeyden dolayı olabilir. Hastalıktan yeni çıktığım için olabilir. Sesim yorulmuş olmasına rağmen bunu konuşacağım abi. Zorlayacağım kendim konuşacağım. Bir din, dini bir topluluk var. Öyle bir fotoğraf var. Hatta size bulmaya çalışayım ama nasıl bulacağım bilmiyorum onu. Bulabilecek varsa link atabilir arkadaşlar. Bir afiş var. Billboard'lara koymuşlar. böyle bir gök kuşağı yağıyor. Gökkuşağı yağarken de bir şemsiye var. Şemsiyenin üstünde de İslam yazıyor. Şe ee, şemsiye de siyah. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında arkadaşlar? Gerçekten e, İslam LGBT'den koruyor mu? Ee, mesela bu yakalanan bazı LGBT dayılar var. Gerçekten bunlar e, İslam'la şereflenmediği için mi LGBT olmuşlar? Bu gerçekten şu bakımdan bir tartışma konusu. Şimdi Türkiye'de bir sürü LGBT insan var. Açık olanları da geçtim. Açık olmayanlar da var. Yani bizim o kayılıkçı dayı, işte asansörcü dayı dediğimiz ne kadar çok insan var. Serdarcılar. Şimdi ciddi ciddi bu insanların ateist olduğuna mı inanıyor bunlar? E, köydeki dayı mesela. Ateist olduğuna mı inanıyor gerçekten bunlar? O bir. Daha da önemlisi şu bak. Bunu hadi Badeci Hoca da diyelim. Bunlar hadi e, bu işi yanlış algılıyor diyelim. Tamam mı? Bak bu önemli bir konu. Nasıl davalanacağız? En azından davalandığımıza değsin. Şimdi bak abi Badeci Hoca erkeklere ne yaptığını biliyoruz. Bu söylediğim dayılar, kayalıkçı dayılar, bilmem ne dayılar, asansörcü dayılar. Şimdi bak, bunların hepsine şunu bahane edebilirler. Onlar gerçek dindar değil. O gerçek değil, o gerçek dindar değil. Ve de e, işte gerçek dini yaşamış olsalardı bu sapkınlıkları yapmazlardı. Hepsine bunu diyebilirler. Ama şöyle bir şey var abicim. Bak, şöyle bir şey var. Senin bir sürü işte yurtlarında, senin bir sürü işte kurslarında sohbet vesairedir tarikat cemaat abi bir sürü erkeği bir yere yığıyorsunuz. Bak. O işte şemsiye yapmışsın. LGBT işte sapkınlığından İslam korur diyorsun ama bir sürü erkeği bir yere yığıyorsunuz. Bir, ikincisi evlilik olmadan kadınlarla ilişkiye girmeyin diyorsunuz, günah diyorsunuz. O da yetmiyor. O da yetmiyor. El zinası. El zinası. Günah diyorsunuz. Bu adamlar ne yapacak? Yani bilerek mi yapıyorsunuz? Kasıtlı mı yapıyorsunuz? Anlamıyorum ki. Bak evlenmeden kadınlarla birlikte olmak yasak diyorsunuz. Günah. Bütün erkekleri bir araya tıkıştırıyorsunuz, dolduruyorsunuz. Haremlik, selamlık, muhabbeti. Bütün erkekler bir arada... Bir de üstüne el zinası deyip de onu da yasaklıyorsunuz. Adam elini bile kullanamıyor. Abi siz bombayı atıp pimini çekip fırlatıyorsunuz yani. Sen bomba el bombasını al, pimini çekip fırlatıyorsun. Ondan sonra da niye patladı diyorsun? Sen bu işe bu işe senden daha fazla ortam hazırlayan var mı? Bazı tarikatçılardan bahsediyorum. Hepsi üstüne alınmasın. Hukuki sebeplerden dolayı bazılarından bahsediyorum. Sen diyorsun ki biz koruyoruz bunu. Ya sen senin kadar bu ortamı hazırlayan var mı yani? Benim mesela öyle bir ortam hazırladığımı gördünüz mü? Biz de bir sürü erkek gezeriz ama kız arkadaş yasak değil. Ve aynı yerde yatıp kalkmıyoruz. Bir de öyle bir şey var ya yatılı. Yatılı değiliz biz. <laughs> Aynı yerde yatıp kalkmıyoruz. Sürekli birlikte dolaşmıyoruz. Ondan sonra işte kız haram değil. İşte zina falan demiyoruz yani. El zinası da haram değil zaten. Ya abi hepsini geçti o yani. Ne yapıyorsunuz siz? Niye? Ne yapıyorsunuz siz? Nasıl bir koruma bu? Gıl, Berkay demiş ki gılman nedir? İslam'da bir araştır. Sakın canlı da değil. <laughs> Gılmanı biliyorum ya. Kabaca biliyorum. Kızlara bakmak da günah. Erkeğe bakmak günah değil. Ya sizin içinizde ajan mı var? Tarikatların içine ajan mı soktular? Çok garip bir, garip bir konu yani. Kadınlara çarşaf giydirirsiniz. Çok garip bir konu. Yurtlara bilgisayar sokulmuyor. Telefonlar toplanıyor. Evet zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bu e, Pornhub gibi siteler çok zararlı. Çünkü e, insanların gençliğimizin hayal gücünü öldürüyorlar. Hayal gücünü bitiriyorlar yani. Muzaffer Ali demiş ki geçen Said Nursi isimli bir kız devlet yurdu gördüm. Şu ok koyunlarla ilgili daha da konuşuruz arkadaşlar. Onunla ilgili çok şey. Bu arada trans yüzücüleri yasaklamışlar. Bir de farklı yerlerde de pardon şirin yüzücüleri şirin yüzücüleri yasaklamışlar. Bir de farklı yerlerde de e, şirin lige, trans ligi açmışlar. Herhalde buna da YouTube şey demez saldırıyorsun demez yani. Nefret söylemi demez. Biz biliyorsunuz şeyle esef suyla da konuştuğumuz zaman o da demişti. Ona da sormuştum. Yani bu sorun nasıl çözülebilir? Sence trans ligi mi açmak lazım? Bence mantıklı demişti. Bence de yani. Rust ligi bir olabilir ya da herkes karışık da olabilir. Açsınlar abi isteyen girsin yani. Bu işin bak tam tersini hiçbir zaman gör, göremezsiniz. Şey vardı mesela lan. YouTube var ya YouTube beni banlayacak ya yemin ederim YouTube banlayacak beni. YouTube banlayacak YouTube banlayacağı için konuşmuyorum abi. Ama şirinlerle ilgili konuşayım bak şirinlerle ilgili konuşayım. şöyle bir şey vardı. Şirin olup da şirin olup da kendimi ben ben şirin diyeyim kendimi insan olarak ilan ediyorum diyen görmüyorsunuz. Ben insan gibi hissediyorum. Ben şirin değilim diyen görmüyorsunuz. Ama bakıyorsunuz bazen kendisi biyolojik olarak şirin. Ama bakıyorsun omuzlar omuzlar bildiğin insan yani. Ya şifreli de en fazla bu kadar anlaşılıyor anlatılıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şifreli bu kadar anlatılıyor. <laughs> Çünkü çok pis. Çok pis banlanabilirim yani YouTube'dan. Uyarıyı yedim zaten. En fazla bu kadar konuşabilirim o yüzden. İşte bunları söylediğimiz zaman da işte nefret söylemiyorlar. Şirin fobik diyorlar. Abicim sizin yaptığınız aslında şirinlere zarar. Konuş tutmuyorsunuz bizim gibi insanları. Biz bu işin sahtekarlığından bahsediyoruz. Anlatamıyorum ki ben. Yani bu dincilerde de yok, yok var vardı yani. Değil mi? Yok muydu dincilerde de? Adamın dinle hiçbir alakası yok ama sıkıştığı zaman dini kullanırdı. Çünkü neden dini kullandığı zaman, dine saygı gösterdiği zaman konu kilit oluyordu. E şimdi bunu dini kullanan insanlara herkes biliyor artık. Konuşabiliyoruz. Ama şirin şirinliği kullanan insanlara bir şey diyemiyorsun. Nefret söylemi oluyor. Adam kendisi şirin değil. Belli. Şirin şapkası takmış kafasına. Ben şirinim diye geziyor. Şirinler soyunma odasına giriyor. Hiç aklınıza gelmedi mi böyle bir şey olacak? Neyse tamam sustum sustum. Tamam YouTube sustum tamam. Şu yan taraflarımı da açayım bari ya. Bir şey çıkmayacak gerçi. Yanda... Aa size icadımı gösterecektim. Fazla boş vakit olunca arkadaşlar. Bunu getirdim. Fazla boş vakit olunca. Evet bu icadım. Senelerdir ben bunu yapmak istiyordum. Bu ne biliyor musunuz? Şimdi bak gene bu life hack, bu bir life hack. <laughs> Editör arkadaşımız bunu da kesersin, life hack olarak paylaşırsın. Şimdi herkes diyecek ya, ben biliyordum zaten onu, faydalı. Var mı evinde gerçekten? Biliyordum, biliyordum. Var mı evinde abi? Yok. Ben biliyordum demesi kolay. <laughs> bu şu işe yarıyor arkadaşlar. Benim en büyük sorunlarımda, evdeki en büyük sorunlarından bir tanesi şuydu sular gidince tamam mı? Elinizi yıkamak için su şişeniz var. Her şey için var. Ama klozetin sifonlu çekemiyorsun. Bir kere çekiyorsun. Ondan sonra ikinci sefer çekemiyorsun abi sular gelene kadar. Millet şey yapıyor biliyorsunuz. işte leğende falan su döküyorlar. Kovada su döküyorlar. Bir kere o çok fazla su harcamış oluyorsun. ikincisi o da işe yaramıyor ki. O da olmuyor yani. Böyle dairesel falan yapman lazım. O da olmuyor. Bu abi benim sifon sifonun şöyle bir kapağı var ya o kendisi çıktı. Yani şöyle bir delik var. Şöyle bir kapak. Şu kapak oynuyor artık. O yüzden o kapağı şöyle yana çekebiliyorum. Yana çekince de küçük bir delik açılıyor. Oraya da bunu sokuyorum böyle. Tamam mı? Denedik güzel oluyor yani. Buraya da su dolduruyorsunuz. Buraya su doldurunca rezervuar dolmuş oluyor. Benim için süper bir icat bu. Çünkü sular bittiği zaman e, su kesikliğinin en büyük böyle hissiyatı susuzluk falan değil. Çünkü suyun ayrı yerden içiyorsun zaten. Susuzluk değil. Tuvalete gidememek. Tutuyorsun falan böyle. Ulan sifon kalmadı şimdi. Yapamayız ki falan diyorsun. İçerisi bir ton kokuyor. Bununla yani damacanadan zaten 20'lik damacanadan vardır büyük ihtimalle. Bizde 20'lik bidon var. Ayrıyeten aldık. Onlarca daha küçük olsun, taşıması kolay olsun diye beşlik aldık. Bir buçukluk var. 2,5'luk buçukluk falan var. O kadar sistematiz yani. Büyükten bir küçüğe. Bir küçükten bir, gerekirse bir küçüğe falan. Bundan buna da işte Oradan dolduruyorsun. 5 litreyi doldurdun mu bir sifon daha hakkın oluyor. Artı bir. Hayat kurtarır. Bunu anlatırken 150 kişi geldi. E, herkes bunu bekliyordu büyük ihtimalle. Taharet musluğu. İmamoğlu'nun ajanları ta şey yapmaya geldi. Bilmiyorum şu an kaç kişiyiz. Bir saniye şuradan bakayım. Biraz daha açalım şunu. Açılan. Boris Mertovski sürekli su kesintisi oluyor mu? Eskiden oluyordu. Herhalde o zamanlar baya bir şey yapıyorlardı. restorasyon falan yapıyorlardı. İnşaat mı inşaat. Şu an uzun süredir olmadı. Bazen arada olabiliyor ama kısa süreli falan olabiliyor. Yani yarım saat bile olsa çok ters bir zamana denk gelirse sıkıntı yani. Efe sormuş Tunç'tan memnun musun abi? Şimdi hiçbir SJW'dan ben razı değilim abi. Mutlu da değilim. Çünkü zihniyetleri kesinlikle şehire yansıyor. İzmir'in Konak Meydanı yani canlı yayında şimdi söyleyip işte podcast'te konuşmanın şeyi oydu. Çünkü podcast'te ayarsız konuşabiliyordun. Nasılsa sonradan sileriz diyordun. Bir şey olursa sıkıntı olursa. Ama şimdi sıkıntı. Ama Konak Meydanı'na bir gidin bakın abi. Sadece onu söylüyorum size. Konak Meydanı'na bir gidin bakın. Yani bu müsamahayı insanlar gösteriyor. Bir de üstüne şey falan diyorlar işte kültür çeşitliliği yok renklilik. Bir de üstüne böyle diyorlar yani. Bir de üstüne hani sen bir şey diyemiyorsun. Sen bir şey dediğin zaman kötü sen oluyorsun abi. Ama şu bir gerçek. Şu bir gerçek. Kordonda oturabiliyor musun? Yani sadece Tunç burada sadece Tunç Soyer'in suçu olmadığını biliyorum yani. Ama o da bu insanları destekliyor. Bu grupları destekliyor. Desteklemiyor diyemez kimse yani. Sığınmacılar için bile onlarla birlikte yaşamaya alışmalıyız diye açıklama yaptı yani. Muhalefete muhalif yaptı. Yani şunu konakta çimlerde oturamazsın abi. Yani sen oturamazsın. Deniz kenarında gene oralara yakın oturamazsın abi. Seni çiçekçiler, falcılar vesaireler rahat bırakmaz. O çiçekçiler o çiçekleri nereden koparıyorlar? Onu da biliyor herkes. Kimse bir şey demiyor. Neden? Para senin cebinden çıkıyor. Adamların cebinden çıkmıyor ki parası. Senin cebinden çıkıyor. Niye desinler? Bu adamlar sürekli bak bu adamlar sürekli şeydeler adliyede. Ben adliyeye ne zaman gitsem sülalecek oradalar. Bu insanlar. Ve kimse de bunun bir çözümünü bulmalıyız demiyor. Oraya zabıta koyacaksın abi. Zabıta koyacaksın. Bunlar geldiği zaman falına bakayım falan diye insanları rahatsız etmeye başladığı zaman zorla çiçek vermeye çalıştığı zaman çiçek almayanı atarlan bunları hemen alacaksın abi. Alacaksın abi. Orada, orada yapmasınlar. Abi İzmir'in göbeği ya. İzmir'in merkezi ya. İzmir'in merkezi konaktır. İzmir'in merkezi konak. Lağım. Kıbrıs şehitleri hafta sonu lağım. Böyle abi durum bu yani. Maalesef. Berkay demiş ki Tunç Soyer bir yayında kendisine Kemal isim demişti. Sanırım Kemal Kılıçdaroğlu olmaktan bahsediyor. Hayır zaten onlar onların kullandığı e, objelerden, sembollerden bir tanesi Atatürk. Yani bakın şeylerinde falan vardır hep Atatürk. Kocaman kocaman. Ya yani diğerlerinde de var gerçi de. Bunlar böyle çok ön plana. Bakın biz Atatürk'ün partisiyiz falan diye. Çünkü biliyorlar abi. Yani onların kendi oy potansiyelleri, onlara oy verecek insanlar bazı sembollere bakıyor işte. O sembolleri bak. Aa bak bunlar da onlarmış falan deyip. işe yarıyor. Yani insanların çoğunluğu sağda olsa solda olsa okumuş da olsa okumamış da olsa böyle yani. Sembollere bakıyorlar. TCHP devam edecek mi? Şimdilik düşünmüyorum. <laughs> Aklıma yeni fikirler gelirse yaparım gene ileride. ...bakayım başka... Dra ...hoş geldin bu arada... ...yalnız Tunç Soyer... ...bir şeyi çok mükemmel yaptı... ...çünkü... <laughs> ...nostaljik tramvay... <laughs> ...nostaljik tramvay... ...bak mükemmel... ...mükemmel şeyleri... ...nostaljik tramvay... ...bir de... ...görme engelliler için... ...resim sergisi... İnsanlar da tabii kızmayın, kızmayın arkadaşlar, kızmayın. Tabii. Ama yani her şeyimiz mükemmel, her şeyimiz bitti bir dek om kaldı. Benim demeye çalıştığım o yani. Her şeyimiz dört dörtlük. Yani şey nerede mesela en basitinden. Ya herkesin kendi sorunu vardır da benim kafamda hala da güzel bahçe vapur niye gelmedi? Hala bekliyoruz. Covid bahane edildi kalktı. Şu an niye gelmiyor hala da? Gibi. Kafamızda deli sorular var. İşte bu yüzden teşebbüden. Leylek mi kaldı? Her kuşu sevdiğinde leylek mi kaldı? Aynen. O yani. Her kuşu sevdiğinde leylek mi kaldı? boomerları yok eden efsane çar. Bizim gene podcast yapmadığımız zamanda İspanyolların sınırdan geçmeye çalışanları vurması var. O videoyu görüntüyü ben görmedim. Tam o sırada ya çok aynen çok yoğun bir çekim programım vardı. Yani nefes alacak vaktim yoktu. Hiçbir böyle haberlere bile bakmadım yani. O öyle kaynadı gitti o yüzden. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ya da işte görüntüler nasıl bilemiyorum arkadaşlar. Murat demiş ki ceketini assa rozetli teyzenin gönlünü çeler. Yani şeyde Türkiye'nin en büyük ikinci koyun grubu demekle ve yani boşa demiyoruz yani. Melik Şah. abi ortalıkta dolanan SMA hastası bebekler için fon toplayan aileleri hakkında ne düşünüyorsun? Bunların sonu nasıl gelecek? Bu, bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Tabii ki ne olduğunu bilmek çok zor. Ama ben güvenip de yardımcı olmam. Zaten benim felsefem tamamen tersi. Benim felsefem doğru felsefe demiyorum bu arada. Benim şahsi görüşüm diyeyim. Benim şahsi felsefe, şahsi görüşüm. Herkes kendini etkileyen şeylere yardımcı olur. Kedi sevenler kedilere yardımcı olur. Kendi etrafında SMA hastası olanlar ona yardımcı olur. Ya da işte tamamen hani neye yardımcı olsak diye merak edenler de billboardlara bakar. Oradakilere yardımcı olur. Bir kere her şeyden önce benim anlayamadığım şu. Benim gördüğüm billboardlardaki bu çocukların gözlerini neden photoshopla büyütüyorsunuz abi? Bak abi yapma bunu. Bunu yaptığın zaman benim gözümde bütün ciddiyetin, gerçekçiliğin bitiyor, sıfırlanıyor abi. Neden? Yani gerçekten amacın SMA hastasındaki çocuklara para toplamaksa neden? Photoshop'la çocuğun gözünü büyütme ihtiyacı duyuyorsun abi. Bir kere her şeyden önce o yani. İkincisi ben ben abi bu, bu söylediğim doğrudur demiyorum ama bu benim kendi görüşüm. Bu şekilde çok fazla para dökülüp de reklamı yapılan yardım kuruluşları, yardım derneklerine ben yardım etmiyorum, yardım vermiyorum. Ben yardımımı nasıl yapıyorum? Şöyle yapıyorum abi. Birinin gerçekten çalıştığını görüyorum. Birinin gerçekten çabaladığını görüyorum. O kişiye maddi manevi yardım. Ve gidip de böyle işte bazı şovmenler gibi alsana para. Değil. İş bulmak, iş alanı sağlamak, iş alanı yaratmak yani. İş alanı yaratmak. Ve destek olmak. Yaptığı şeye de destek olmak yani. Yaptığı şey ile Yaşayabilmesini sağlamaya çalışmak ama o kişi de bitiyor olay. Olay o kişi de bitiyor. Ben şuna inanmıyorum arkadaşlar. Tabii sevmi hastalarından bahsetmiyorum. Normalde aynı hani şeyler var ya. Mesela bu Kılıçdaroğlu'nun da vaatlerinden birisi olan işe alımlarda fakirlere öncelik vereceğiz gibi. Sonradan liyakat dediler. Hangisi doğru bilmiyorum. Hangisi doğru bilmiyorum yani. O konuda da belki çelişiyorlardır. Ben buna inanmıyorum. Ben küçükken e, gerçekten şeydim, yani toyken, fakirlere işte çok böyle üzülürdüm falan. Ama fakirlik ya da zenginlik iyi insanlık ya da kötü insanlık göstergesi değildir. Bazen görürsün. Yani şeyler tabii ki tabii ki de var. E, gerçekten eline hiçbir fırsat geçmemiş hayatta. 5-0 geriden başladığı için gerçekten büyük sıkıntısı olan insanlar da var. Ama birçok zamanda görürsün yani bakarsın davranışlarına bakarsın, hareketlerine bakarsın, iş ciddiyetine bakarsın, disiplinine bakarsın. Ve dersin ki ulan sen fakir olmasan şaşardın. Ben sana 10 milyon vereyim bir sene sonra gene borç içinde olursun dersin yani. O yüzden benim için önemli olan bir insan fakir zengin olması değil. İş yapıyor mu, yapmıyor mu? Mücadele ediyor mu, etmiyor mu? Bunlar önemli. Bunları yapıyorsa eğer bir şans vermek isterim o kişiye yani. Hayatta bir şansı olsun. Ve şunun da ben farkındayım. O şansı ben vermesem başkası verir illaki. Eğer ki bırakmazlarsa. SMA hastası olayını gelecek olursak da bunu kesin ki anlayama şansımız yok. Yani şimdi mesela bu yayını gördü birisi çıkıp bana mesaj atabilir. Efe Bey işte biz filancı yerde SMA hastasına bakıyoruz işte kağıtlarımız bu ve istediği kadar ger şey olsun, gerçek olsun. İstediği kadar yasal olsun. dışı yapan var mı onu bilmiyorum zaten. Ama istediği kadar yasal olsun, fark etmez ki. Fark etmez yani. Ben güvenmiyorum arkadaşlar. Yani çok fazla para dökülen, bakın para toplamak için çok fazla para dökülen, reklam parası dökülen e, bu tür olaylara ben inanmıyorum, güvenmiyorum yani. İlla ki işlerinde düzgün olanlar vardır, eyvallah. Ama psikolojik olarak diyeyim ben, psikolojik olarak ben güvenemiyorum bir vatandaş olarak. Çünkü bana daha önceden görmüş olduğum 3 kağıtçılıklar çağrışım yapıyor. Mesela orada bakıyorum sen bu gözü neden photoshop yaptın diyorum. Neyse. Tolga Akçoğlu bu arada. Hoş geldin. Harun Barak. Abi bir de devletin el atması gerekmiyor mu? Kesinlikle yani. O da var. O da var yani. Kesinlikle. Yani devlet arkadaşlar yani diyorum ya yüzde yüz kapitalizm de değil. Yüzde yüz komünizm ya da yüzde yüz sosyalizm de değil. Ortasını bulmak önemli. Bence mesela bu bu sanırım Amerika'da da varmış yani. Ne kadar var bilmiyorum ama ya da işte bazı gelişmiş ülkelerde de varmış. Bence çok büyük bir ayıp bu. Bir insan özellikle de kendi suçu değilse kendi suçundan dolayı hastalanan da çok insan var. Birçok insan var hatta yani. Birçok insan öyle. Ama kendi suçu değilse özellikle tamamen şanssızlıktan dolayı bazı hastalıklara yakalanıyor. Bu o insanın cebinde parası yoksa ve iyileşemiyor da. Bunu devletin iyileştirebilmesi lazım. İyileş kesinlikle iyileştirebilmesi lazım. Buna bütçe ayırması lazım. Bunu yapamıyorsa bu çok büyük bir ayıp. Bu çok büyük bir ayıp. Şu anda kağıt üzerinde birçok e, hastalık için bunu yapabiliyorlar. Ama kağıt üzerinde neden? Çünkü işin pratiğine geldiğin zaman yani ücretsiz hastaneleri çünkü hani sigorta topluyorlar ya ama ücretsiz hastanelere gittiğin zaman rezalet şey çekiyorsun, sefalet çekiyorsun yani. Umarım bu daha iyi olur. Yani şeyde Amerika'da bittin yani zaten. Bittin yani. Çok çok basit bir şey için bile girdiğin zaman bittin. Bu tür durumda. Yani çok vahşi bir kapitalizm var orada. Yani ciddi ciddi abi bak bu, bu, bu olmaması lazım. Yani sözde dünyanın en güçlü ülkesi derler ama olmaması lazım işte. Ulan sen fakir değilsin, fukara değilsin. Belki bu kadar vahşilikten dolayı mı bu böyle şey oldular? Yani en güçlü, en zengin ülkesi dedikleri aslında işte birkaç tane zengin çok fazla şey var. Milyarder olduğu için toplamda yüksek gözüküyor. Ama mesela adam işe gidiyor, çalışıyor. Çalışan birisi boş beleş bir adam değil. Tembel işte kahvede oturan adam değil, çalışıyor. Ama başına öyle bir kaza ya da hastalık geliyor ki ve tamamen şanssızlıktan dolayı ve adama öyle bir şey giriyor ki e, hasta masrafı öyle bir giriyor ki adam evsiz kalıyor bildiğin sokakta bankta yatan homeless'a dönüyor adam bu çok büyük bir ayıp. Zor şartlar altında podcast yapıyoruz abi. Yunus Uras. SMA hastaları için faturaya 1 TL yansıtılsın. Kampanyası hakkında ne düşünüyorsun? Bakmam lazım. Los Pollos Hermanos Chickens. Hoş geldin. Boris Mertovski. Abi iyi misin? Ee, i̇yi değilim. <laughs> Teşekkür ederim. Devam. Mike Miller usta. Liberal sisteme karşı mısın yani? Liberal sistem derken neyi de kastettiğine bağlı. Biliyorsun liberal sistem derken herkes başka bir şey kastediyor. Amerika'daki gibi düz kapitalizm mi diyorsun yani? Teşekkürler. Los Pollos Hermanos Chickens. Teşekkür ederim. Ben de. Alperen Çukuroğlu liberalizmi Türkiye'deki liberaller yüzünden terk ettiğini hatırlıyorum. Yok. Ee, olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Her sıfat birleri tarafından kötü kötüye kullanılıyor. Liberalizm de öyle. Bak Türkiye'de de öyle. Türkiye'de liberal dendiği zaman neydi biliyor musunuz? Yandaş ondan sonra şey dindar olmayan yandaş. Dindar olmayan yandaş, dindar olmayan sağcı. Onlara deniyordu. Şimdi işte Liberal Demokrat Parti vesaire çıktı. Onlar daha gerçek anlamda yani. Amerika'da da liberaller SJW'lara denk geliyor. Ama sadece bu da değil. Mesela bak sağcı değiliz ya da solcu değiliz diyoruz ya sentristler çıkmıştı yani ortacılar o zamanlarda işte evet bak bunlar bizim kafada diyorduk ama o da şey o da bir kalıp oldu artık o da bir kalıp oldu. Mesela sentristler silah yasasını şey yapar savunur mesela atıyorum İşte bazı şeylere karşı bazı şeyleri onların da bir kalıbı olmuş oldu yani. Türkçü diyorsun mesela kendine. Türk kültürünü sevdiğin için. E ondan sonra kendisine Türkçü diyen adamlar ırkçılık yapıyor. Onların da yanında olmayayım diyorsun. Ateistim diyorsun. Ateistim diyenleri yanında olmayayım diyorsun. Adamların yaptığından dolayı. Yani o yüzden kendime sadece idealizm diyorum. Bak o yüzden idealizm diyorum. Umarım <laughs> idealizm de alıp birisi çarpıtmaz. Idealizm aslında bu diye. Los Pollos Hermanos çıkın. Size nasıl hitap etilmesine hoşlanırsınız? Mesela 23 yaşındaki biri için. Yani Efe abi diyor herkes zaten. Çok ilginç bir şekilde şimdi bunu bilmeyenler yeni mesela e, çekimlere sonradan katılan arkadaşlar. Benim e, yani bizim ortamı bilmeyenler yönetmene hocam diyorlar ya normalde. Bana da hocam diyorlar. Dışarıdan gelenler. Hocam şöyle yapalım hocam. Abi bence çok saçma. Yönetmenin hocam demek bence saçma. Ama herhalde ben de hocam derdim. <laughs> Özellikle büyük birisi olsaydı ama bence saçma. Sonra işte görüyorlar. E, setteki diğer arkadaşlar Efe abi falan diyor. Onlar da öğreniyor. Onlar da Efe abi diyor falan. Mesela bazısı Efe Bey diyor. Şey. Yani gene dışarıdan gelenler Efe Bey diyorlar. Sonra görüyorlar işte sette millet Efe abi deyince ya da işte benim yaşımdakiler Efe deyince onlar da öyle şey yapıyorlar. Gevşiyorlar. İstatistikler araştırma ...kaynakların güvenilirini nasıl değerlendirirsiniz? Herkes kendi istatistiğini yapıyor bence ya. O çok garip değil mi? Bak o asıl ilginç bir konu. İstatistik kimin istatistiği olduğuna göre oy oranları falan ne kadar çok değişiyor. Efe Hazretleri. 100, aynen 100 kişiye sorduk. Şey falan çıkıyor böyle. Çok acayip bir şey. E, e, e İyi Parti mesela birinci sırada falan çıkıyor. Sonra küçük küçücük yazıyı görüyorsun böyle 4000 kişi. <laughs> Partinin içinde mi yapmışlar? Bak bu da bununla ilgili şu şey, bak e, okuyamadım ama ya. Amerikalının Amerikan askerlerinin bir Filistinli'yi vurması. Bu da aslında ilginç bir olay. Ama bunu okuyamadım. Buna bakarız sonra. Evet arkadaşlar. Konuşmak istediğim konular bu kadar. Size bir sürprizim var. Ofan yok. Size bir sürprizim var arkadaşlar. Nerelisin İzmirliyim. Sürprizim de şu. Film köşesi. İki tane filmim var size. Daha doğrusu bir tane film. Bir tane de üye tavsiyesi var. Üye tavsiyesinden başlayayım. Yok normal filmi önce seçmişim. Editör arkadaşımız bunu şey yapar. Ee, <laughs> Günün filmi olarak keser ve paylaşır. High Tension... Allah karşısı Mete mi geliyor? 3, 2, 1 geç. <laughs> High Tension isminde bir film. Bu yeni Fransız Extremity hatta şuradan hemen High Tension IMDB yazalım. Sensin falan da bakalım. İngilizce klavyeye geçmiş ya pardon. 2003. 2003 yapımı arkadaşlar. Ha <laughs> 321 geçiyor. Bu şeyi biliyor musunuz? New French Extreme Wave mi öyle bir şey? Yeni Fransız Ekstrem Dalgası diye. İşte Martyrs filmi, Inside filmi. ...Raw filmi. Bir de bu. High Tension. Bu dördü en ünlülerindendir zaten. Ben diğer üçünü seyretmiştim. Ee, çok hoşuma gitmemişti. Bana böyle... ...orta gelmiş, vasat gelmişti diğer üç film. Bu filmi de... E, ...şey demişlerdi. Ya sonu aşırı saçma. Spoiler vermeyeceğim merak etmeyin. Sonu aşırı saçma demişlerdi. Ee, o yüzden de hiç boşver seyretmeyin falan dedim. Sonra film tanıtan kanallardan bir tanesi böyle uzun uzun anlattı artık spoilerını, mupoilerini her şeyini anlattı abi. Sahneleri de gösterdi. Çok ilginç geldi bana. Yani ilgimi çekti. Ama çok saçma harbiden. Hani neye benziyor onu da söyleyemeyeceğim. Ee, seyredeyim dedim tamam mı? Yani sonunu bilerek seyredeyim dedim. Genel olarak konusu şu. İki tane kız var. Birisinin bir kısa saçlı... ...insan birey, bir de uzun saçlı insan birey, kız birey. Uzun saçlının evine ziyarete gidiyorlar. Onun ailesine. Şimdi bunlarda bir şey var ama. Olay var. Şimdi kızı sa kısa saçlı kız deyince şey oldu değil mi? Hı acaba ne falan? Yok. Uzun saçlı kız... ...baştan görüyoruz işte erkeklerle takılıyor. Onu belirtiyorlar yani. Ve diğerini normal arkadaş olarak görüyor. Kısa saçlı da ama diğerine karşı böyle bir bir şeyler var yani. İçsel içten içten bir şeyler var. Arkadaştan fazlası yani. Uzun saçlı olanı bir sapık katil, seri katil çünkü başta da ...birini öldürdüğünü görüyorsunuz. Çok ekstrem bir sahne. Bu arada film ekstrem. Film. Ee, yani... ...şöyle söyleyeyim adam... blow ...blowjob yapıyorlar adama. Bu sihirli katile... ...şeyde kamyonun içinde. Sonra görüyoruz ki... ...o... ...kafa kesik bir kafaymış. Blowjob yaptığı kesik bir kafaymış yani. Dışarıya atıyor böyle. Ekstremlik seviyesi bu... Ondan sonra eve dalıyor bir noktada. Kızların işte kaldığı ve kızın uzun saçlı kızın da ailesinin de olduğu aynı zamanda. Eve dalıyor. Bazı spoiler olaylar oluyor. Ve sonuç itibariyle uzun saçlı kızı kaçırıyor. Kısa saçlı olan da onun peşinden gidiyor. Zaten filmin ana karakteri de kısa saçlı olan. Bu. Daha fazlasını anlatmayacağım arkadaşlar. Çünkü daha fazlasını anlatırsam spoiler ol. Ne kadar anlatırsam anlatayım olur. FDB puanı 10 üzerinden 8 verdim. Belki şeyin faydası oldu arkadaşlar. Sonunun saçma olduğunu bile bile seyrettim ya. Sonunun saçma olduğunu bildiğim için belki de o yüzden e, şeye ayak kırıklığına uğramamış olabilirim. Ve diğer filmin diğer yerlerine odaklanmış olabilirim. Çünkü ekstremlik olarak güzel heyecan vesaire var. Bence güzel film. Ekstrem film seviyorsanız bence güzel film. Çünkü mesela ekstrem film hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ekstrem film derken işte aşırı kanlı, aşırı yani herkesin seyredemeyeceği NC-17 R-rated de olabilir de ama R-rated'ın da üstü böyle. X-rated'a kayıyor, NC-17'ye kayıyor. 18 artıya koyuyor yani. Şiddetten, cinsellik vesaireden dolayı. Bu filmler hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim bu filmleri sevmemin sebebi şu. Gerçeklik de öyledir ya. Gerçeklik de çünkü ekstrem bir filmdir. Yani bir cinayeti veya bir işte seri katil anlatacaksan bunu yumuşatarak anlatman saçmadır yani. Ve filmlerde genelde keşfedilmeyen nokta insanların da ne kadar karanlık olabileceğidir. O yüzden ben seviyorum ekstrem filmleri. Ama iyidir demiş arkadaşlar. Kırmızıyı seviyoruz hocam. Gerek yok diyenler var. Ee, fazla abartı ve saçma buluyorum diyen bir şey var. Diyenler var. A gibi bir şey mi? Aynen. Alperen Çukuroğlu A film. Filmin adı High Tension. Zaten filmin adını kaçırsanız da fark etmez. Bunu ayrı yeten bir bölüm yapacağız. Böyle filmden sahneler falan olacak şu an böyle filmden sahneler oluyor siz görmüyorsunuz ama arada ben gözükeceğim böyle öyle planladık e, çok uzun olmayacak kısa olacak amaç ne amaç film tavsiye hani bir dakika bile olsa yani o kadar kısa olmaz da önemli olan neydi film film tavsiyesi şimdi bence iki türlü ekstrem film var arkadaşlar bir tanesi bu tür. Bunlarda e, yani ekstremlik de var ama film de var. Konu da var. Bir de seyredilemesin diye zor olsun diye işte human centipede gibi olanlar var mesela. Yani şok olsun diye şok yapılmak. Bir de benim en sevmediğim şey tür olan ve kesinlikle seyretmediğim tür olan e, hayvanlara eziyet yapılan filmler. Abi yani hayvanlı ya onu ben kabul edemiyorum. Başka bir şey diyecektim de şimdi canlı yayında demeyeyim. Vazgeçtim. Onu ben kabul etmiyorum abi. Edemiyorum hayvanlara eziyet etmem ama şey değil. Bazıları onu da seyredemez. Sahte fake öldürüyor. Mesela köpeği vuruyormuş gibi yapıyor falan. O sıkıntı değil, o önemli değil. Yani çoluk çocuk değil sonuçta da. Bazen gerçekten hayvanlara eziyet yapıyorlar. Onu kesinlikle tavsiye etmiyorum o tür filmleri. Adam yerine de koymuyorum. Maalesef eski filmlerin çoğu böyle. Evet. Bir şey daha söyleyecektim. Ha. Sonundaki olay aşırı saçma gelebilir. Böyle bayağı bir şey yapmanız lazım hayal gücünüzü kullanmanız lazım. Fazla bir hayal gücünüzü kullanırsanız belki mantıklı olabilir yani. Keşke gerçekte olaylar nasıl olmuş onu da mesela gösterseler baştan sona. Öyle ki mesela bir film yapacaksın bir film baştan sona öyle olacak. Gerçekte nasıl olmuş gibi. Evet. High Tension FDB puanı 10 üzerinden 8 veriyorum arkadaşlar. Ve Sırada ne demiş arkadaşlar? Human Centipede. Human Centipede 2'den bahsediyorum bu arada. Ben diğerlerini seyretmedim. Sırada arkadaşlar üye tavsiyesi filmi var. Daha doğrusu dizisi var. Love, Death and Robots ama kim tavsiye etmiş? Just a Night. Just a Night isimli yaşayıcımız tavsiye etmiş. Love, Death and Robots'ın 3. sezonu. İsterseniz buradan açalım. Teker teker yorumlayalım. Kusura bakmayın boğazım şu an çok dolu. Zor konuşuyorum ama yapacak bir şey yok. Volüm 3. Yok ya birisi yapmış bunu ya numaralandırmış. Dur. Tim Miller kim ya? Tim Miller tanıdık geliyor bana. Tim Miller kim ya? Yapımcısı Tim Miller çünkü bunun. Ha Terminator, Dark Fate falan filan. Sezon 3. Heh. ...evet geldim. Birinci bölüm... ...bu arada diğer sezonları seyretmediyseniz... ...tavsiye ederim. Birinci sezon zaten en iyisi. İkinci sezonda... ...çok bozmamış. Çok az bölüm. Ama bence az bölüm olması daha iyi. Neyse sezon 3. İlk bölüm... ...Three Robots Exit Strategies. Bu... ...birinci sezonda gördüğümüz... 3 robotun maceraları 3 robotun olayı şuydu. E insanlık tamamen bitiyor. İnsanlık bittikten sonra bunlar da işte insanlar neden bitirmiş kendilerini ona bakıyorlar. Bence ben benim hoşuma gitmedi abi bu. İlk sezondaki sevmiştim baya. Ama bu hoşuma gitmedi neden? Çünkü çok fazla politik olaya girmişler. Çok böyle hani %100 SCW'da da değil. Preachy derler ya ama. Ya yani şey Hani biz insanlık hakkında çok iyi her şeyi biliyoruz. Doğrusunu biz biliyoruz. İnsanlık bilmiyor o yüzden yok oluyorlar. Yani bunu robotlara demiyorum da yazarlara diyorum. Abi çok çok göze parmak sokma. Yani çok göze parmak sokmaydı. O yüzden. İkinci şey. E, ikinci animasyon. Bad Traveling. Burada da bir gemide bir orada tenapod diye geçiyor da kocaman bir işte yengeç gibi bir şey yani bir yaratık bunların gemilerine gelmiş ee, onu işte ne yapacaklar yani tam böyle onu öldürmeye çalışmıyorlar onunla konuşup anlaşmaya falan çalışıyorlar ee, bence en iyi animasyonlardan bir tanesi buydu yani o şeyin bu sezonun en iyi animasyonlarından bir tanesi bu. Mesela ikinci sezonda böyle böyle iyi bir tane var mıydı bilmiyorum. Üçüncüsü The Very Pulse of the Machine diye geçiyor. Bu biraz daha çizgi film gibi. Bunun e, puanı biraz düşük zaten. Diğerlerine göre. Eh. Ya bu biraz sıktı beni açıkçası. Yani Io'ya gidiyorlar şeyin, Jüpiter'in şeyi var ya, ee, uydusu. Oraya gidiyorlar. Orada işte biri öl, bir arkadaşı ölüyor gibi oluyor. Ama oradan sonra Io'dan şeyler almaya başlıyor işte. Bazı mesajlar almaya başlıyor. Yani gezegenin kendisinden. Beni biraz sıktı. Dördüncüsü, Night of the Minidead. Benim en sevdiklerimden bir tanesiydi. Çok kısa. Sanırım en kısa şey bu. Yani bu sezondaki en kısa animasyon bu. Ama benim en sevdiklerimden bir tanesi. Gerçekten çok hoşunuza gidecek bu. Şeyi gösteriyor. İlk başta böyle çok komik bir sebepten dolayı söylemeyeceğim. Ölüler canlanıyor. Ölüler canlandıktan sonra... işte bütün ülkeye, dünyaya hatta galiba değil mi? Yayılıyor. Orada işte insanların mücadelesi ama çok hızlı hızlandırılmış bir şekilde o yüzden kısa. Bir de stop motion mu veya stop motion normal karışık mı bilemiyorum. Ama çok ben ben çok beğenmiştim bunu, çok eğlenceli. Beşincisi Kill Team Kill. En düşük puanlı bu. 6.4. Bence şey şeydi ya. Burada şu. Aynen. Burada ayıya benzeyen böyle bir yaratıkla işte askerler ama mercenary gibi yani askerler veya işte Amerikan askeri mercenary karışık. Onlar mücadele ediyorlar. E bence çok kötü değildi. Bu kadar düşük şey kadar aldığı e, puan kadar kötü değildi. Büyük ihtimal şeyle çok dalga geçiyor. Amerikan askerleriyle çok dalga geçiyor. Ona tetiklenmişler. Çok bir artısı da yoktu ama bence kötü de değildi yani. Eğlencelik. Tam eğlencelik. Bir sonraki Swarm Swarm da yani. iki tane bilim adamı, bilim insanı bir şeyin içine giriyorlar. Ee, swarm denilen yani böyle bir yani organizma da değil de organizmalar topluluğu. Artık o kendisi bir organizma gibi olmuş. Onun içinde işte yani çok fazla anlaşılır bir şey değil. Ama e, kaliteli. Yani şey olarak... E, kalitesi kaliteli. Zaten çok yüksek almamış. 6.9 almış. Yani bayağı insana benziyor. Yani çok aşırı hoşuma gitmedi bu. Ama seyredilir. Bundan sonraki Mason's Dress. Bak bunu da çok sevdim. Bu mesela daha animasyon gibi. Şey gibi böyle. Pixar'ın R-Rated gibi. R-Rated Pixar gibi yani. Ya bu arada üyeler geliyor ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ne Bıdırcalı Faysal. <laughs> Bıdırcalı Faysal hoş geldin. Sibel Kaya. Sticker için teşekkürler. İsmini vermek istemeyen Mahmut. Benim favorim o Jesse'nin şişko arkadaşını yakalayan gizli polis. Evet Mason's Rats. Burada da fareler e, evrim geçiriyor. Evrimleşiyor ama burada şey yapmışlar. E, GDO'lu ürün <laughs> GDO'lu yemek yiyorlar. Yani dedim ilk başta oldu ya. Aa dedim bunda da gene şey birinci gibi e, mesaj vermeye kasacaklar ama mesaj vermeye kasmıyorlar. Keşke ol değil de başka bir şey yapsardı. insanları yanlış yönlendirmek yerine. Neyse. Ama bu çok en sevdiklerimden bir tanesi bu. Çünkü fareleri işte öldürmek için İskoç böyle adam bu arada. Fareleri öldürmek için bir de gelecekte geçiyor. Ama köyde. Yani köy ama gelecek. O yüzden güzel. Gelecekte köy hayatı gibi yani. Yani bizim şimdi dedeler var ya köyde oturuyorlar ama akıllı telefonları var. Orada da köydeler ama robotları falan var. Çalışan çiftçi robotları falan var. Neyse abi. Eee Evrimle şu insan gibi falan böyle şey yapıyorlar. Savaşçı falan oluyorlar. Onlarla işte robotun bir tane de robot geliyor onları öldürmek için. Adam robot kiralıyor. Onların mücadelesi bayağı güzel yapmışlar. Bir sonraki 8. bölüm in vaulted Nederland, halls neydi lan? In vaulted halls entombed. Afganistan'ın şeyinde. Deep in the mountains of Afghanistan diye geçiyor. Bu gene Amerikan askerleri bir şeyin içine giriyorlar. Mağaranın içine giriyorlar. Bu işte şey bir onların savaştığı Afganlara karşı onlar işte şey almışlar galiba. E, rehine almışlar. Rehineyi kurtarmak için mağaraya giriyorlar. Sonra işte mağarada bir sürü böyle yaratıklar falan filan görüyorlar. Daha içeri kaçıyorlar. Gittikçe içeri kaçıyorlar falan. Bu fena değildi. Bu güzeldi. Ama yani animasyonun içindeki insanları gördüğün zaman zaten en sona hangisi sağ kalacak anlayabiliyorsun. Ama en azından şey yapmamışlar. İşte o sağ kalan da böyle ben güçlüyüm bak herkes... O, öyle bir şey yok en azından. O yüzden bu da güzellerden bir tanesi. En sonuncusu arkadaşlar zaten en yüksek puan alanlardan bir tanesi. Jibaro. Bu da çok değişik. Sağır bir şey. Şövalye. Diğer şövalyelerle birlikte yani. Bir göl kıyısına geliyor. Orada siren denilen bu mitolojik figür var ya bu arada Furkan, Şahin, Öz hoş geldin. Orada siren denilen mitolojik figür var ya arkadaşlar. İşte şarkı falan söyleyen ya da bazı, bazı mitolojilerde de çığlık atan. Burada mesela çığlık atıyor. Üzerinde böyle bir sürü şey var. Altınlar, mücevherler vesaire. Çığlık atınca diğer askerler de böyle ister istemez ona doğru gidiyor. Ondan sonra e, tabii şey bu şövalye sağır olduğu için duymuyor. Duymadığı için de buna bir şey olmuyor. Ondan sonra bu siren kadın yani aşık oluyor şeye bu şövalyeye. Böyle bir şeylerin sembolik anlatımı falan var yani. Bence güzel yapmışlar. Sonra bir noktada işte altınların şeylerini alıyor, mücevherlerini alıyor falan. Sonra onun başına bazı şeyler geliyor ama olay aslında şu. Bu animasyon inanılmaz. Onu söylemeyi unuttum size. İnanılmaz. Kelim mecazi anlamda söylüyorum sanıyorsunuz değil mi? Mecazi anlamda değil. Gerçek anlamda. Çünkü ben inanmadım. <laughs> ben bunun animasyon olduğunu inanmadım. Dedim ki siktir. Oradan. Bu animasyon falan değil. Dedim ki ormanı kamerayı koymuşlar. İşte bazı şeyler eklemişler falan filan. Bazı CGI koymuşlar. Yani bazı yerleri CGI ye... Yo. Full bir şekilde CGI. Komple. Komple animasyon. Animasyon ve gerçek çekim karışık. E bana da öyle geldi ama değilmiş. Hatta bana o insanlar da gerçek gibi geldi. O insanların da bazı yerleri gerçek. Değilmiş. Full CGI'miş. Ben öyle okudum yani. Zaten yani şeyleri yeni Unreal lencini falan görüyorsanız. Peki arkadaşlar bu ne anlama geliyor? Bu da bak bundan önce o ikinci bölüm dedik ya ikinci bölümde neydi bad traveling o da çok iyiydi ama bu inanılmaz. Yani şu noktada artık şunu düşünüyor, düşünüyorsunuz ulan peki o zaman e, hani ulan filmle aynı olacaksa o zaman film çek çünkü bizim gibi birisi için öyle. Yani şunu yapacaksın ya. Film çek o zaman. Aradaki fark ne? Aradaki fark şu. Bu böyle bir şeyi oldurabilirsen eğer o zaman yapabileceklerinin sınırı yok. O süper bir şey. Yani inanılmaz hayal gücü, böyle aşırı hayal gücü e, isteyen bir şeyi bununla yaparsın ki aslında bu e, film bile Jibaro yani bu film bile e, gerçek olarak çekilseydi bu kadar güzel olmazdı. Ama bakıyorsun gerçek gibi görüyorsun. Bazı işte hareketler var ya işte şeyleri çekiyor falan. Askerleri falan çekiyor. Onu uçuyorlar falan böyle şeyde. Fallout'ta böyle rüzgarda sürünür gibi olur ya şey rüzgarda sürüklenir gibi olur ya böyle. Elleri kolları. ...bez bebek gibi olur falan. O şekilde gidiyorlar böyle kadına doğru. Hani bunu gerçekte yapman çok zor olur inandırıcı bir şekilde. Burada şunu gördüm en azından arkadaş. Burada şunu gördüm arkadaşlar. Gerçekten teknoloji o kadar ilerliyor ki bir yerde kesişeceğiz. Bir yerde kesişeceğiz. Yani bizim imkanlarımız arttıkça bu teknoloji de ilerleyecek ve daha da böyle her insana uygun hale gelecek bir noktada buluşacaklar abi. Çünkü 20 sene önce bile yani 2000 başlarında bile her isteyen elinde cep telefonuyla bir şeyler çekebileceğini inanamazdık. Bak o zaman bile inanamazdık. Ben bir ton para yani harçlığımdan bir ton para biriktirip de dijital fotoğraf makinesi aldığımda sene 2005'ti. 320 çarpı 240 çekiyordu. Bak. 320 çarpı 240. Tekrar söylüyorum. 320 çarpı 240. 2005'te aldım. Bunu. Bu hayaldi. Bir 10 sene, 15 sene sonra neler olacak kim bilir. Eğer ki şöyle bir şey olursa arkadaşlar. Bastır parayı ve mesela çok aşırı pahalı olmayacak. Çünkü bu olaylar kolaylaşacak diyelim. Bastır parayı, senaryoyu ver, yönetmenliğini yap, animasyon olarak yapsınlar. Yapılabilecek şeyler inanılmaz olur. Sadece bizden değil, dünyanın dört bir yanından. Dünyanın dört bir yanından inanılmaz konuları olan insanları düşünün. İnanılmaz şeyler çıkar. O gün bugün demiş, aktörlük, oyunculuk biter mi hocam? Bence %100 bitmez. Zaten bunların çoğu motion capture'dır. Ee, %100 bitmez. Çünkü e, gerçek filmlerin de bir artısı var. Gerçek filmlerin de bir artısı. Bunun nasıl bir artısı varsa gerçek filmlerin de bir artısı var. Mesela ben çok param olsa tamam mı? Elimde bu şey olsun, imkan olsun. Ve yani çok her türlü imkanım var diyelim. Bu imkan da var. Film çekme imkanı da var. Belki bazısını bunu da çekerim ama bazısını da kesin gerçek film olarak çekerim yani. Neden biliyor musunuz? İnsanlar şimdi bazı filmlerde duygu ön planda ya. İnsanlar e, gerçek insan gördüğü zaman o duyguyu daha iyi yaşayabiliyor. Ayırt edilemez olursa ne olur bilemiyorum. Ama bence yani ne kadar gerçekçi olursa olsun insan şey yapıyor. İçinde hissediyor onun gerçek olmadığını fark ediyor bence. Hilal abi nasılsın? Bayağıdır MP atmıyorsun. Sen bayağı geri kalmışsın. Geride kalmışsın abi. Artık MP yok, MC var. Emir Bey günde kaç saat uyuyorsun? Uyuyorum ya. Gündüz falan da uyuyorum böyle arada. Evet arkadaşlar. Bir sürü bölüm olduğu için her birine tabii ki ayrı ayrı puan vermiyorum. Ama benim en sevdiklerim Hilal Sticker için teşekkürler bu arada. Benim en sevdiklerim ikinci bölüm olan Bad Traveling. Dördüncü bölüm olan Night of the Minidead. 7 bölüm olan Mason's Rats. Ve dokuzuncu bölüm olan Jibaro. Bunlar. Beni sıktı dediğimde sadece üç biraz sıktı. Bir de çok göze parmak sokmalı ve onu bilerek birinci sıraya koydular bence. Bence kesinlikle bilerek birinci sıraya koydular. Çünkü öyle göze parmak sokmalı e, şeyler. Öyle öyle geldi. Başta oluyor. Hilal abi bırakmadı değil mi komple podcast'i? Bıraktım. Onun yerine bu şekilde canlı yayınlarımız olacak. Bu canlı yayınların içerinden e, editörlerimiz niye çoğul konuştum bilmiyorum. Editörümüz <laughs> e, podcast türü parçalar çıkartacak. Şey diyemiyorum maalesef. Podcast'te aynı olacak diyemiyorum. Podcast'in kalitesi daha iyiydi. Çünkü daha fazla emek veriliyordu. Daha fazla vakit harcıyorduk. Gerçekten dura 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 konuşuyordum böyle. Tek seferde değil yani şu anki gibi. Sayısı da eskisi kadar çok olmayacak. Ama hiç olmasının iyidir. En azından şöyle bir şey, abi ben e, yani öyle arkadaşlarımızın olduğunu biliyorum. Abi ben işte podcastlerini hep dinliyordum, İş yaparken dinliyordum. Ne yapacağım? Öksüz mü kaldık? Öksüz kalmamız en azından arkadaşlar. <laughs> MP'ler yok ama MC'ler olacak. Merak etmeyin. Yani e, iş gücü editörün üstüne daha çok yığılmış olacak. Ona ben nasıl yapılacağını öğreteceğim. O bu hafta içinde işte o sistemi oturtmaya çalışıyorduk. Nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Düşünüp duruyorduk. Sonunda keşfettim yani. Değişik bir sistem. İşte a start a new recording diyor. Ay, sonra değil. You reach the limit for this recording demiş. Olsun. Sıkıntı yok. 3 saatmiş limit. Bunu da öğrenmiş olduk. Sıkıntı yok. Çünkü Zaten şu anda normal konuşuyorum, oyun sesleri yok. Voice Recorder'dan şey açtık, record açtık. Ayrıyeten, onun sebebi de işte oyun şeyde MC'lerde oyun sesi gelmesin diye. Benim görüntüm yan tarafta oyun oynarken, yani yan tarafta artık oyunun içinde bir kare değil. Onu da gene aynı şekilde editörümüz oradan kesecek beni. Sadece oyun görüntüsü olacak. Sesi de alacak. Sesi de editleyecek. Ee, sadece ses dosyası olunca şey de daha kolay oluyor ya. işte otomatik boşluk alma vesaire. Oradaki işte konuyla alakalı yerleri kesecek. Onu da gameplay'in üstüne oturtacak. Böyle bir şey olacak yani. Seyretmek isteyen, kahvaltıda mesela bir tane açıp da seyretmek isteyen artık o ses dalgasını seyretmeyecekti, de gameplay'i seyredecek. Ben konuşurken. Dinlemek isteyen de ee, şey seslerine, oyun seslerine rahatsız olmadan sadece dümdüz eski bir podcast gibi dinleyecek. Umuyorum güzel bir sistem oturtmuşumdur arkadaşlar. Bu siftahımız olmuş oldu. Böyle baştan sona uzun yapmayı düşünmüyorum artık. Çünkü hiçbir zaman çok e, şey yapılmadı o. o. uzun böyle bir buçuk saatlik podcastler çok az kişi tarafından 10 bin kişi falan tarafından seyrediliyordu yani dinleniyordu. Zaten hiç ilgi görmedi yani o. O yüzden onu zaten düşünmüyorum artık. Uzununu yani. Harun Barak. Abi filmin patlarsa YD bırakma be. Benim aklıma daha... Benim aklım daha ileriki yıllarda. Haha. <laughs> Film o kadar patlayacağını sanmıyorum açıkçası. O kadar yani şeyi bıraktıracak kadar. Bu arada Fatih Selim sticker için teşekkürler. İş bıraktıracak kadar olacağını sanmıyorum abi. Patlayacağını sanmıyorum yani. Keşke gelecek böyle birisi dağıtım ver lan alsan şu kadar para dağıtımı bende. Ben de alacağım o parayı abi atacağım bankaya kendi kendime zaman satın almış olacağım. Ondan sonra rahatım. Bir ton da saydırırım yardırırım. Şey yaparım. Odyssey gibi bir e, kanalda kanala atarım mesela videoları. Bazı videoları yani böyle çok yardırdığım videoları. O da orada olur. Orada istediğimi yardırırım abi. Onlar çünkü öyle atmıyorlar seni yani. Olsan IMDB rekorları kırarsınız abi. Selamlar. Olsan yardırırsınız abi. Caps de mi arayız? O kanal Twitch iyi olmaz mı? YouTube'dan zaten üyeyiz. Orasıyla uğraşılmaz. Aynen orasıyla uğraşılmaz. Ben de uğraşmıyorum zaten. Geleceğin Christopher Nolan'ın FLFA'yı dalı. Geleceğin FA'yı dalı. Metin Çinç'in bildirimler açık olmasına rağmen yayının bildirimi gelmedi. O gün bugün ikinci film patlar var. Valla bilmiyorum arkadaşlar. Benim için bak. Benim için patlamak gerçekten ikinci planda. Çünkü neden biliyor musunuz? Çok basit bir sebebi var. Benim elimde olan bir şey değil o. Filmin patlaması, çok böyle ünlü olması, çok kişi olan, o benim elimde olan bir şey değil. Ama benim elimde olan şey ne? Filmin iyi olması. O yüzden ben her zaman için çekeceğim filmin bu daha önceki kısa filmlerde de geçerli. Çekeceğim filmin iyi olmasına bakarım. Benim için en başarılı film en başarılı filmler yani kısa filmler Palyaço Bobby. Çünkü tam istediğim gibi oldu. Ama ne kadar az seyredildi yani. Şu bir dakikalık kısa film yine az seyredildi. Gerçi orada bir sıçış yaptım. Keşke onun uzun versiyonunu saklasaydım. Keşke. Sonra Fallout 3. Bunlar hep az seyredilen, diğerlerine göre az seyredilen yani e, yapımlar. Ama bence en başarılı olan olanlar bunlardı yani. 1 milyon yani salak salak şeyler 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon seyrediliyor ya. Şey işte o benim kurbağalı var ya tuvalete sperm dökmenin sonuçları 4 milyonu geçti. Başarım bu şimdi. Bu başarı mı arkadaşlar. Hiçbir anlam ifade etmiyor benim için yani. Huzur ve irfan. Bence ortalama yani. En ünlü olduğum videolardan bir tanesi bence ortalama. Hans Bilal en ünlü olduğum videolardan bir tanesi bence ortalama. Öyle yani. Aduketta Super Chat çok sordum da merak ettim Mokumentary düşüncelerin Mokumentary güzel olduğu zaman güzel olabiliyor Ama düşünüyorum şu an örnek verecektim de Lan şu güzel diye Direkt sevdiğim var mı ya Rek sayılır mı Mokumentary Found footage ama Mokumentary de sayılabilir Rek Geleceğin Sinan Çetin'i. Filmde istediğin gibi çekemediğin veya memnun kalmadığın bölümler var mı? Akif Buğra Akkaya. Tabii ki var. 3 sene içinde o kadar geliştik ki abi. Mesela en son kafe sahnesi tekrar çektik. Neden? Çünkü imkan vardı. Ama imkanımız tekrar çekme imkanımızın olmadığı bir sürü daha sahne var. Olsa kesinlikle çekerim. Manyağım çünkü. Manyağım çünkü 3 sene olacağını 4 de çıkar. 2022'de çıkacağını 2023'te çıkar. Uzatırım bir 6 ay daha. Ama çekerdim. Üşenmezdim yani. Neyse ne. Zaten öğrenmek için yaptık bunu ve gerçekten de işe yaradı. Gerçekten öğrendim. Çok 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 şey öğrendim yani ve şunu da fark edeyim çok 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 şeyde daha da öğrenmem lazım çünkü şu anda biz uzun uzun metaj ama çekimi de uzun metaj oldu üç senede çektik birçok şeyi öğrenmek için ama bir de bu işin profesyonel versiyonu var onu da ayrı öğrenmek lazım bundan sonra yapacağım öyle olacak yani çünkü şu amatör versiyonda öğreneceğim kadarını öğrendim şimdi profesyonel versiyonunu öğrenmemiz lazım. İşte senaryo tamamen olacak. Bit Baştan sona bitmiş olacak yani. Artık sağın sonu kurcalamayacaksın senaryonun. Ona göre işte bir yapımcı ile konuşacaksın. Yapımcı ayrı olacak. Ne lazım sana söyleyecek. Mekan vesaire oyuncu her şey ayarlanacak. Çekim tarihi belirlenecek. Deneyecek yani şu günler şu gün arası. Arka arkaya arka arkaya arka arka paso çekim olacak. Yapabilir miyim bilmiyorum. Belki bir ara gün koyarım. Ve o gün başlayacak. Fırt çekilecek. Bu kadar. Celal Kayıran teşekkürler demiş. Super chat ile ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Ne yapayım kaçayım mı? Kaçayım 3 saat 40 dakika oldu. Evet. İstediğimi yap yaptım ama. istediğimi gerçekleştirdim şey yapmayacağım merak etmeyin. Ee, super chat yollayan veya super sticker yollayan o donate atan olursa uzatıcı yok onu yapamayacağım gücüm yok gerçekten. Ama iyi oldu bence. İyi oldu. Saat 3'e gelmeden işimizi halletmiş olduk arkadaşlar. Güzel oldu. Bu sesle de bu kadar. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tabii. Geliştikten sonra şimdiki sahneleri beğenmeyeceğim tabii ki yani. Ama şu an var ya, en en son çektiğimiz kafe sahnesi çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Gerçekten beğendim. İnanmıyor musunuz? Gitme önce size bir şey atayım mı? Screenshot atayım. Screenshot atayım mı? Bulursam oluyor mu acaba? Sürükledim bıraktım ama olmadı. Yok, şuradan image diyeceğiz abi. Yok. Bir tane yeni image açacağız. Browse diyeceğiz böyle. Ya bir kere bir yerde sanki sürükle bırak oluyordu ya. Evet arkadaşlar. Yeni mekan ayarı. Kıyafet seçimi. Yeni ışıklar. ışıklandırma, Yeni lens. Lens aslında yeni de çekim şeyi yani. Çift kamerayla çekiyoruz ya artık istediğimiz lensi seçebiliyoruz. O da önemli. Ve yeni color grading tekniği. Hepsi birleşince bu oldu. Bu bir de çok hızlı bir color grading. Aslında şu yan tarafta görüyor musunuz bilmiyorum da. Şu mesela pencereye yakın olan bazı yerler patlamış falan. Onları da aslında daha güzelleştirilebilir. Bu çok hızlı bir şekilde yapılmış. Yeni color grading tekniği. Film böyle olacak. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Ben yani şu mekan çok çok iyiydi. Şu çektiğimiz mekan çok iyiydi. Kesinlikle bir daha çekim yaptığımıza değdi yani. Umarım hoşunuza gidecek arkadaşlar. Bu arada ha şunu söyledim mi veya biliyor musunuz farkında mısınız? Şimdi şu anda ne yapıyorum mesela? Şu anda şeyi editliyorum. Bu e, filmimizin Dur ya ben nereye gittim ya? Şunu küçülteyim. Bu da dursun. Filmimizin... ...şeyi... E, ...tanıtım müziği demiştik ya... ...tanıtım müziğinin... ...klibini... ...şey yapıyorum, editliyorum. E, İstanbul'a gitmiştim ya iki kere. Arkadaşlarımızın canlı performansını çekmiştim. Bizim için, gerçekten film için... ...yazmış arkadaşımız. Onu şu an editliyorum. Orada... ...filmin içinden sahneler olacak. Yani fragmandan... ...bile daha çok sahne olacak. Fragmanda o kadar sahne olmaz herhalde. Ya da olursa daha kısa olur. Bu tanıtım klibi olacağı için... ...şarkının uzunluğu kadar olacak yani. O da yakında gelecek arkadaşlar. Şu an ne? Temmuz 10. Bence Temmuz'un sonuna doğru gelir... Bence Temmuz'un sonuna kadar gelir. Bir, birkaç haftaya gelir yani. Hilal teşekkürler bu arada. Kapusun tam hangi kapı? Şu mu? Yok o süs ya çim, çim koymuşlar. Arkadaşın numarası varsa alabilir miyiz? Ya hemen. Ya hemen. gitti. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.